FM Kamuoyu ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben, Geniş Açı programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta Kütahya'daydık. Kütahya Valimiz Sayın Kenan Çiftçi ile birlikte Kütahya'ya konuştuk. Ondan önceki hafta ise Uşak'taydı. Geniş Açı ve Özdemir Çakaca, Vali Özdemir Çakaca konuk etti. Bugün de Şehzadeler Kenti Manisa'dayız ve konuğumuz Manisa Valimiz Sayın Halil İbrahim Daşöz. Hemen kendisini isterseniz bir tanıştırayım. Sonra diğer yerel gazeteci arkadaşlarımı sizlerle tanıştıracağım. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Sayın Valimizden sonra Güne Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Nurgül Yılmaz bizlerle birlikte. Nurgül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Bey, siz de Manisa'ya hoş geldiniz. Geniş Açı programını burada yaptığınız için ve Manisa'yı tanıtmak için bu yola çıktığınız için Sayın Valimiz de aynı zamanda Manisa'ya geldikten sonraki başarılı çalışmalarını Afyon'da anlatacağı ve duyuracağı için buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, diğer bir konuğumuz yine Manisalı yerel gazeteci bir arkadaşımız. Yarın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Selman Tür de bizlerle birlikte. Selman Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz Şehzadeler şehrine. Sayın Valimizin de arkadaşımızın da dediği gibi buraya geldiğinden bu yana başlatmış olduğu gerek turizm seferberliği ve dev öğrenci projesinden dolayı biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Sizin de bunları dünyaya tanıtma adına yayınınızı buradan yapmanızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Manisa'da yerel bir televizyon ve aynı zamanda şu an ortak yayındayız. ETV Haber Müdürü Sayın Canan Ölekli de bizlerle birlikte. Canan Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde siz de şehrimize hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir program gerçekleştireceğiz ve Manisa'yı layıkıyla tanıtacağız. İnşallah diyoruz, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi tamamen konumuz Manisa. Manisa'yı konuşacağız, Manisa'nın kültürünü konuşacağız, Manisa'nın turizmini konuşacağız. İl Özel İdaresi'nin yapmış olduğu çalışmaları, Manisa'nın eğitimini konuşacağız. Sayın Valim şuradan başlayalım. Halil İbrahim Daşöz kimdir? Nerelerden Manisa'ya kadar geldi, vali oldu? İsterseniz oradan başlayalım efendim. Ben Osmaniyeliyim. Daha önce 4 ilde daha valilik yaptım. Sırasıyla Isparta, Adıyaman, Malatya, Amasya. Manisa 5. valilik yaptığım il. Tabii şu an Manisa'da hep birlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok özel bir şehirde bulunuyoruz. Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, kültürel mirasıyla, ülkemizin ekonomisine yapmış olduğu katkılarla gerçekten bir lider ilde bulunuyoruz. Tabii burada bir şehzade şehrinde beraberiz. Gerçekten şehri gezdiğiniz zaman hem eski uygarlıklara ait antik şehirleri, hem müthiş doğal güzellikleri, kültürel mirası görüyorsunuz. Hem de gerçekten ecdat yadigarı bir şehri görüyorsunuz. Evet. Şehrin her tarafı ve ilin genelde her tarafı bir açık hava müzesi gibi. Ve biz turizmde var olmak için yola çıktık. Bütün bu zenginliklerinden dolayı aslında Kültür ve Turizm Bakanlığımız burayı 15 marka kentlerin birisi olarak ilan etti. Şu an şehrimizin her kesimi bunun farkında ve bir büyük bir yolculuğa bir seferberlik ruhuyla çıkmış bulunuyoruz. Sayın Valim hepsini konuşacağız. Madem ki kültürden başladık, şehrin kültürünü konuşalım. Nurgül Hanım isterseniz ilk olarak sizlerle başlayalım ki hem sorumuzu ilk siz yöneltin hem de konumuzu siz açın. Buyurun. Şimdi Sayın Valim, tabii biz Manisalı gazeteciler olarak biz bunlara hakimiz. Ama Afyon'un aynı zamanda uydudan yayın yaptığınız için dünyaya ve Türkiye'ye yaygın bir yayın yaptığınız için tüm Türkiye'nin, dünyanın da bunu duymasını istediğimizden ben Sayın Vali önce şu turizm seferberliği konusunda ne aşamadayız? Sayın Valim önce bir turizm seferberliğinden başlasın, atsın bize. Neler yapıyorlar Manisa'da, ne durumdalar? Turizm seferberliğini nereye kadar getirdik Manisa'da? Şimdi bir defa şöyle diyeyim, bu proje Manisa'nın turizm seferberliği projesi. Sadece bir kurumun değil, tüm kesimlerin, toplumun öncelikle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğumuzu hepimizin fark etmesi büyük önem taşıyor. Baştan öğrencilerin bunu fark etmesi büyük önem taşıyor. Onun dışında kamu kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin, meslek örgütlerinin, turizm profesyonellerinin hepsinin fark etmesi büyük önem taşıyor. Projenin başlangıcıyla bir farkındalık oluşturulma amaçlandı.
Doğrusu bu konuda medyamızın bize çok büyük desteği oldu. Konuyu çok yönleriyle ele aldılar. Haberlerin ötesinde çok köşe yazıları çıktı. Şu an diyebilirim ki Manisa halkı genelde daha önceye göre bu konunun daha çok farkında. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarmamız gereken çok yönlü işler var. Turizm altyapımızın geliştirilmesi, ilin çok etkili bir şekilde tanıtımı, turizm destinasyonları oluşturulması, burada destinasyon özelliği taşıyan pek çok yönümüz var bizim. Örneğin Manisa bir şehzadeler şehri. Evet. Ve bölgedeki bu anlamda en tipik, en öne çıkan şehzadeler şehri. Bu Manisa merkez için bir turizm konseptidir ve bir destinasyon avantajıdır. Evet. Onun dışında örneğin Sipil Dağımız var. Muhteşem bir dağ. İzmirli aramızda. Sipil Dağ Milli Parkı. Endemik bitkileriyle, yaban atlarıyla, laleleriyle gerçekten çok özel bir yer. Ve çok önemli doğal güzelliklere, zenginliklere sahip. Salihli bölgemiz dünyada ilk madeni parayı kullanan Lidyalıların başkenti Sardes'in olduğu, Cimnezyum'un, Artemis'in olduğu çok özel bir bölge. Ayrıca Türkiye'nin piramitleri dediğimiz bin tepelerin olduğu bir bölge. Müthiş zengin florası var. Çok önemli termal zenginlikleri var. Kula bölgemiz ayrı bir destinasyon özelliği ve aynı zamanda Salihli ile bütünleşme özelliğine sahip bir ilçemiz. Orada da jeopark, peri bacaları, volkanizma, kula evleri ve kula el sanatları mutfağa müthiş bir zenginlik oluşturuyor. Yunt Dağı bölgemiz bizim için çok önemli. Evet. Ekoturizm bakımından ve Ayga'yı antik kentine yakınlığı bakımından çok önemli bir bölge. Akhisar bölgemiz, Tiyatera, Soma, Darkale bugün pek çok turizmde öne çıkmış köyler. Sivil mimarisiyle öne çıkmış köyler gibi çok önemli bir yerimiz. Biz orayı Manisa'nın Şirincesi olarak görüyoruz. Onun dışında Salihli bölgesi, Bintepeler, Manisa'nın daha pek çok yeri, Alaşehir, örneğin Philadelphia. Bugün Amerika'daki Philadelphia şehri adını oradan alıyor. İşte müzelerle, sanat galerileriyle, eski eserlerin restorasyonuyla, oralara bir turizm fonksiyonu kazandırılmasıyla, el sanatlarının teşvikiyle, hediyelik eşya sektörünün geliştirilmesiyle, tanıtım, etkili tanıtım yöntemleriyle daha buna ilave edebileceğimiz profesyonellerle birlikte çalışma, komşu destinasyonlarla bütünleşme gibi pek çok yol ve yöntemlerle Turizm Bakanlığımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin 2023 turizm vizyonunda Manisa'yı bir marka şehir olarak katmak en büyük hedefimiz. Yani, muhakkak arkadaşlarımız da soracaktır ancak İzmir'e yaklaşık 36 kilometre Manisa ili. Avantaj ve dezavantaj olarak değerlendirirsek İzmir'e yakın olmasından dolayı avantajlı bir şehir mi Manisa? Bir kere Manisa İzmir'e yakın olmaktan dolayı, denize, limanlara yakın olmaktan dolayı müthiş avantajlı bir il. Bu sanayide de böyle. Ticarette de böyle, başka konularda da böyle. Şunu söyleyebilirim. Limana bu kadar yakın olmasaydı, İzmir'e bu kadar yakın olmasaydı, Manisa sanayi bu kadar güçlü olamazdı. Evet. Biz birbirini çok tamamlayan, iç içe girmiş, çok entegre olmuş iki il konumundayız. Turizmde de ben bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu, İzmir'in dünyada tanınırlığı, bilinirliği, özellikle Bergama'dan dolayı, evet. Bergama Müzesi bugün Almanya'da, Bergama'dan dolayı, Selçuk Efes'ten dolayı ve diğer başka pek çok özelliğinden dolayı çok daha önde. Ayrıca sadece İzmir'de diyemeyiz. Mantığı aynı olduğu için burada Aydın'ı da katmamız lazım. Denizli'yi de katmamız lazım. Pamukkale yol güzergahındayız biz. Ayrıca Aydın'ın Kuşadası oldukça yakın, Selçuk'a yakın olduğu evet. için, Afrodisyas oldukça yakın. Bunları bir paket, bir ürün olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda İzmir'e yakınlık, komşu destinasyonlara yakınlık büyük avantaj sağlıyor. Evet. Bizim o turizm halkasının içinde eklemlenmemiz büyük önem taşıyor. Bu iki taraflı kazanç sağlayacak bir şey. Hem İzmir'in, Aydın'ın turizmine bir zenginlik olarak önemli bir unsuruz. Çünkü biz şehzadeler şehriyiz. Örneğin Lidya bizde,
Bunun gibi İzmir'in de elini güçlendirecek, Aydın'ın da elini güçlendirecek özelliklerimiz var. Aynı şekilde Manisa'da bu büyük paketin içinde turizmde bir aktör olma şansı çok daha fazla. Evet. Yalnız burada bir şey var, bir yanlış anlamalara müsait. Şimdi Manisa'da şöyle bir algı var. Bu aslında çok yadırganacak da bir şey değil. Hı hı. Böyle yerlerde genelde doğaldır bu. Şimdi Manisa için İzmir bir idol. Hı hı. Her fırsatta, her boş zamanda Manisalılar genelde İzmir'e giderler. Ve İzmir'de de en çok şehir nüfusları içinde Manisalı var. Hatta çoğu da yerleşik vaziyette. Hem orada evi var hem burada evi var. Ayrıca Foça, İzmir'in önemli bir sayfiye ilçesi. Belki oradaki yazlıkçıların yarıdan çoğu Manisalı. Birçok yerde de böyle. Belki algıda bir problem yaratıyor. Yani Manisa'nın içe yönelik odaklanmasında İzmir'in çok gündemde olması bir algıda eksikliğe neden olabiliyor. Hı-hı. Bu açıdan baktığımızda sadece algıdan kaynaklanan bir dezavantaj var. Evet. Ama realite olarak baktığımızda biz bunu avantaja çevirmeliyiz. Bir kere Ege bölgesinin genelde turizminin daha ileriye gitmesi lazım. Evet. Ege bölgesi bir Akdeniz bölgesi gibi değil. Yani bugün Ege bölgesindeki zenginlikler Antalya bölgemizden daha aşağı değil. Hı hı. Ama turizmde Antalya bölgesinin çok gerisindeyiz. Evet. Dolayısıyla bölgemizin turizmini topyekün geliştirme çabası içinde olmamız lazım. Bu açıdan da bütün iller birbirine destek. Böyle baktığımız zaman Afyon, Uşak, Kütahya da aynı hinterlandın içinde birçok yönüyle, örneğin termal yönüyle bu bölge bir termal bölgesi olabilir. Kütahya'da kısmi olarak Şehzade kültürel özellikleri benziyor. Dolayısıyla benzerliklerimizi ve birbirimizi tamamlayıcı unsurlarımızı aynı paketin, aynı vizyonun içinde görüp bir turizm ürünü haline dönüştürüp bölgesel bir destinasyon hedefi olmamız lazım. Burada Sayın Valim'in anlattıklarını destekleyici birkaç noktaya değinmek istiyorum ben Yasin Tabii Bey. Ki, buyurun. Şimdi İzmir, Manisa Organize Sanayi'nin kurulma aşamasına, o tarihlere baktığımızda ben Manisa'ya geldiğimde niye Manisa Organize Sanayi Bölgesi bu kadar gelişkin, birincisi, ikincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü yapılıyor, gelişiyor, yeni fabrikalar geliyor İtalya'dan, İngiltere'den, İsviçre'den, yeni markalar geliyor ve Manisa'da yeni yeni fabrikalar açılıyor. Şimdi otomotiv sanayine de Manisa el atıyor. Neden Organize Sanayi Bölgesi'ni, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni seçmişler, Manisa'ya kurmuşlar diye böyle bir soru gelmişti aklıma ve ben tarihini araştırdım. İzmir şehir plancıları zamanında Manisa Organize Sanayi Bölgesi kurulmadan önce ne yapalım? Yani İzmir'e mi kuralım yeni bir sanayi bölgesi, yoksa işte Sayın Valim'in az önce anlattığı gibi limana yakın, Balıkesir'e yakın, İstanbul'a yakın, yani bu şerife, bu güzergahta çok rahat gidiş gelişi sağlayabilecek, taşımayı, nakliyi çok rahat sağlayabilecek neresi var diye araştırdıklarında Manisa düz bir ova. Çok rahat fabrikalar kurulabilir. Ovanın içerisinde bu prefabrik fabrikalar da kurulabilir şeklinde. Neresi olsun diye planladıklarında İzmir'in nüfusu çok kolay arttığı için Manisa'yı tercih etmişler. Aynı zamanda ova olmasından dolayı. Şimdi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu kadar çok fabrika Manisa'da üretip aynı zamanda hem Türkiye'yi hem dünyayı hem de İzmir'i besliyor. Evet. Ve az önce Sayın Valim'in bahsettiği o Manisa'da çalışıp Manisa'da üretip ama İzmir'de gidip yaşayan insanlar kazandıklarını Manisa'da maalesef harcayamıyorlar. Manisa ekonomisine katkıda bulunamıyorlar. İşte Sayın Valim'in burada başlattığı bu projeler belki bunların önünü kapatacak. Öyle mi Sayın Valim? Yani şöyle arkadaşlar, tabii Irmak'ın doğal bir akış istikameti var. Gönlümüz tabii her şeyi istiyor ama ben Türkiye'nin çok değişik yerlerinde bulundum. Evet Sayın Valim. Aşağı yukarı ülkemizin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz. İşte ilk defa batıda bu kadar batıda bir yerde görev yapıyoruz. Doğal akışı çok aşırı zorlamak çok doğru değil. İdari sınırlar sonuçta bizim iç meselemiz. Evet. Turizm için hele bu çok daha fazla geçerli. Yani Türkiye'ye gelen turist X ili ya da X tarihi yeri, X turizm noktası hangi ilin hudutları içinde, bunu çok fazla önemsemez. Onun için bir hedef vardır. Orayı örneğin Kapadokya. Turizm için, turist için çok önemli, ilginç bir yerdir. Pamukkale, Bergama, bugün Almanya'da 150-200 arasında Berlin şehrinde müze var.
Bunların en başta gelen müzelerden biri de Pergamon Müzesi. Hı hı. Bergama Müzesi. Orada onu gören insanlar bu yeri görmek istiyorlar. Dolayısıyla oraya gelmek istiyorlar. Bu yerin örneğin X ilinin mi, Y ilinin mi, Z ilinin mi hudutları içinde olduğu ikinci bir konu. Hı hı. Dolayısıyla biz turizmde bir kere ürün olarak, paket olarak, destinasyon olarak yoğunlaşmamız lazım. Bunların birbirine yakın olması hep öbürünün gücünü arttıran unsurdur. Örneğin İzmir'in bugün turizmi 1,5 milyon civarında biliyorum rakam olarak. Tabii sürekli artış eğiliminde. Evet. Ama İzmir'in turizmi bugün 10 milyon olmalı. Bugün İzmir'e işte her görebileceğimiz Barcelona 20-30 milyon turist çıkıyor. Berlin şehri 20-22 milyon turist çıkıyor. Antalya'mız 10 milyonun 15 milyona yakın turist çıkıyor. Dolayısıyla siz diğer unsurları da işin içinde düşünmeniz gerekiyor. Ha Manisa sanayine gelince, Manisa 2004-2005-2006'da Financial Times dergisi iki defa Avrupa'nın en iyi yatırım şehri seçiyor. Manisa yatırım noktasında İzmir'den ayrı düşünülmemesi gereken bir yer. Hı hı. Şimdi İzmir'in deniz kenarı ön görünüm bölgesi. Burada ön görünüm bölgesinde sanayiyi mi tercih edeceksiniz? Turizmi mi, hizmet sektörünü mü, kültürü mü, finansı mı, eğitimi mi, sağlığı mı tercih edeceksiniz? Hepsi birlikte olması lazım. Bu çok önemli. Dolayısıyla bakın İzmir'imizin bugün Ali Ağa gibi, Çiğli gibi, Kemalpaşa gibi müthiş sanayi bölgeleri var. Manisa, İzmir'le asla ayrı düşünülmemesi gereken bir mesafede. Manisa'nın şu an bulunduğu nokta, hatta Akhisar, hatta Turgutlu, Salihli, İzmir'in kendi birçok ilçesinden daha yakın durumda. Dolayısıyla sanayinin altyapısını, lojistiğini, liman ilişkisini, sanayiye yan sanayi olabilecek diğer unsurları düşündüğünüzde açıkçası illerin mülki hudutları birinci derecede önem taşımıyor. İnsanlar diğer bütün artıları eksileri değerlendiriyor, hizmet sektörünü düşünüyor, üniversitelerin yaygınlığını düşünüyor, sağlık sektörünün gelişmişliği. Bakın kültür turizmine hedeflenirseniz genelde sizin hedef kitleniz 40 yaş ve üstüdür. Termal turizmi hedeflemişseniz hedef kitleniz genelde 40 yaş ve üstüdür. Bu turizmin gelişmesi için sağlık sektörünün de gelişmiş olması gerekiyor. Evet. Çünkü sigorta sisteminin onları finanse etmesi için 40 yaş ve üstü daha nispeten sağlık riskinin arttığı bir dönemdir. Oralarda sağlık altyapısının da gelişmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim şu vizyonla hareket etmemiz bölgemiz için, hepimiz için daha doğru olur. Birbirimize sinerji yaratacak şekilde, bölgenin genelde güçlenmesini sağlayacak şekilde, yani biz bölge olarak turizmde genelde çok güçlü değiliz. İlleri birbirine kıyaslayıp biri öbüründen biraz önde diye bir yanılgıya düşmeyelim. Yani sanki orası bütün işi çözmüş, arkadan gelen çok zayıfmış gibi değil. Biz bölge olarak hak ettiğimiz yerde değiliz, potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Evet. Dolayısıyla birbirimizi çoğaltarak ortak stratejiyle, bütünleşmeyle bu işi götürürsek, sen ben gibi anlamsız tartışmalara girmezsek çok daha kazançlı oluruz. Evet. Sayın Valim, arkadaşlar sorunuz var mı? Ben devam ediyorum tabii ama. Tabii ki devam. İstersen şöyle almadan yapalım Nurgül Hanım, hemen yan tarafa Selman Bey'e verelim, yine size muhakkak döneceğiz. Sayın Valimiz söz etti, İzmir'in Manisa'ya yakın olması acaba avantaj mı, dezavantaj mı? Avantaj olduğu kadar dezavantajı da var bunun. Yani bugün organize sanayi bölgemiz... Sayın Valim genelde bir bölge olarak ele alınması gerektiğinin üzerinde durdu daha çok. X iller, X şehirlerden ziyade bölge olarak ele alınması Türkiye'nin gerektiğini durdu. Türkiye'nin her ne kadar o şekilde bakarsak da Türkiye'nin 5. büyük organize sanayi bölgesine sahibiz. Günden güne nüfusu artan bir iliz. 1 milyon 340 bin bir nüfusa sahip ve bu nüfusla Ege'nin ikinci büyük iliyiz. Organize sanayi bölgesinin herhangi bir müdürüne, yani onlarca fabrikadan bir tanesinin bile müdürü bugün Manisa'da bulunmuyor. Kazancı tamamen İzmir'e gidiyor. Yani geriye kalan çalışanlar Manisa'da. Bu da haliyle Manisa'yı bir asgari ücretli amele kenti tabiri caizse yapıyor. Yani orada çalışanların Manisa'da kalmasını sağlamak lazım. Tıpkı 30 bin öğrenciye sahip olan Celal Bayar Üniversitesi'nin 4 bin öğrencisi Manisa'da kalması gibi bu da. Yine bak 26 bin İzmir'e gidiyor, 4 bini Manisa'da. Bunun Manisa'ya ne kazancı var? Evet.
Ne kazancı var isterseniz hemen Sayın Valime soralım bunu. Tabii Selman Bey'in söylediklerinin bir ölçüde doğruluk yani payı var, haklılık payı var ama aslında o 4000 rakamının doğru olduğunu düşünmüyorum. Öğrenci sayısı 32 bini geçti Manisa'da. Bir kere Manisalı öğrenci sayısı o sayıdan fazla. Fakat bir de şöyle düşünün. Sanayinin aynı zamanda eleman yetiştirme ve örnek olma fonksiyonu da vardır. Bu sanayinin kullandığı girdilerin bir kısmı yöredir. Yan sanayi unsurları onlara destek olan yan sanayi. Örneğin onların tükettiği yemek, o yemekte kullanılan gıdalar, katkı maddeleri bir düşünün. Bir de sanayicilik de bir kültür olayıdır. Sizin yörenizde böyle bir sanayi varsa bir kere birçok eleman yetişiyor demektir. Ve öteki sanayici için bir okuldur burası. Bakın burada Elginkan diye hakikaten çok örnek çalışmaları olan, beceri kazandırma, mesleki eğitim yönünden çok önemli çalışmaları olan bir yapı var. Müthiş mesela, o kadar çok insan burada yetişiyor ki. Şöyle bir örnek vereyim. Ben buraya Amasya'dan atanmıştım. Ayrılırken bir bayan öğretmen yaklaştı. Sayın Valim dedi, sizin gittiğiniz yerde bir eğitim kurumu var dedi. Adını tam hatırlayamıyorum ama dedi. Sonradan ben orada olduğunu anladım. O Elginkan eğitim merkezi olduğunu anladım. Ben orada şu kadar eğitim gördüm dedi. Müthiş bir şey dedi orası dedi. Bir de yan sanayi olarak da düşünelim. Değerli arkadaşlarım, bugün Vestel tek başına 2.8 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Manisa Türkiye'de 7. büyük ihracatçı şehir. Ve yaptığı ihracatın bir kısmı Manisa kayıtlarına da girmiyor. Başka illerin kayıtlarında gözüküyor. Bu ne demektir? Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. Tabii sanayi merkezi olan yerlerde göç kaçınılmazdır. İnsanlar, ülkenin başka yerindeki insanlar. Bakın, örneğin Afyon'un güçlendiğini düşünelim. Bundan mutluluk duymamız lazım bizim. Afyon güçlendiği zaman, örneğin Manisa'nın üstündeki bazı o işsizlik yükü veya sağlıksız yapılaşma azalmış olur. Aynı şekilde bura güçlendiği zaman İzmir. Bir bütün olarak olaya bakmamız lazım. İzmir örneğin ne kadar gelişmişse İzmir'in imkanı aynı zamanda Manisa'nın imkanı anlamına da geliyor. Manisa'nın imkanı da aynı zamanda İzmir'in imkanı anlamına da geliyor. O zaman şöyle de diyebiliriz mesela, biz küçük olalım, göç de almayalım. O zaman ne olur? Üretim birimimiz az olsun. Türkiye ekonomisi içinde sıralamamız daha aşağılarda olsun. Ben mesela bunun böyle olduğu illerde de görev yaptım. Oradaki örneğin Amasya dışarıdan göç almayan bir yer. Yıllar boyu bütün nüfusu hep aynı kalan bir yer. Sanayisi çok zayıf. Tarımı kendi kendine yetecek kadar bir tarım var. Turizm de bir marka olma yolunda ilerliyor. Oralarda da bu artıları eksileri görüyoruz. Dolayısıyla ilimizde o yatırım yapanların bir kısmı, o yabancı sermaye veya oraya CEO olarak atanan kişiler, bakınız İzmir'de de aynı zamanda yaşayabileceğini düşünerekten bu yatırımı yapıyor. Hatırlayacaksınız, bir tarihte Manisa Spor'u çalıştıran teknik direktörler bile İzmir'de oturuyordu. İzmir'de pek çok insanımız da böyle oturuyor. Bunu yargılamak yerine bunu çok iyi değerlendirip Manisa'mızın daha yaşanabilir bir şehir olması, kültürüyle, sanatıyla, öğrencinin beklentisiyle. Örneğin öğrenciye şu soruyu sormamız lazım. Manisa'da eksikliğini gördüğünüz şey nedir çocuklar? Ve bizim şehir olarak bunu karşılama katsayımızı yükseltmemiz lazım. Böyle yaklaştığımız zaman kanaatimce daha doğru yaklaşmış oluruz. Ve Manisa bugün ülkemizin, gerçekten söylüyorum, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, bütün bakanlarımızdan, bütün devlet büyüklerinden, iktidarıyla muhalefeti herkesin göz bebeği bir şehir. Ve ülke ekonomisinin genel açıklarını kapatmada. Bakın Manisa'nın ihracatı ithalatından çok fazla. Dış ticaret açığının kapanmasına da çok fazla katkısı olan bir şehir. Bize şöyle söyleyeyim, daha bu kadar daha yatırım geçsin çocuklar. Bir kısmı İzmir'de yaşasın, bir kısmı Afyon'da yaşasın. Bundan asla korkmayalım. Aksi halde fakir bir memlekette zengin olursunuz ama zengin gibi yaşayamazsınız. Evet. Can Hanım, şöyle yapacağız. Kısa bir reklam arasına gireceğiz. Yine sizden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Manisa'dayız. Programın açılışında söyledim ya, Şehzadeler kentindeyiz ve konuğumuz Manisa Valisi Sayın Halil İbrahim.
Daşöz aynı zamanda Manisa'nın yerel gazetecileri. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hoş sohbet efendim. Kanal 3'te sabah başlıyor. Dinamik, renkli, canlı. Dünden bugünü izleyen haberler, yeni günü bekleyen gelişmeler, gazete manşetleri ve köşeler, yaşamın içinden kareler, bölge ve ülke gündemindeki sıcak maddeler. Kültür ve sanatta, sporda ve sağlıkta, siyasette ve ekonomide, kısaca yurdun dört bir yanında Kanal 3'te sabah, hafta içi her gün Pınar Akarsu sunumuyla Kanal 3 ekranlarında. Bir yol gösterin yücelerden, bir kaynak gösterin ruhu serinleten, bir gül verin aşk bahçesinden. Evvel ve ahir zamanlar, insanı insan yapan tüm olgular, toplumsal çöküntüler, bireysel çalkantılar ve sadece arayanların bulacağı tüm yollar bu programda sizlerle buluşuyor. Bana neyle gelirsen gel, bana kul hakkıyla gelme demiş. 100 tane erkeği, 1000 tane erkeği toplarım, 1 tane anne yapmaz. Eğer diyor benim bildiklerimi sizler bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Eğer insanlar bize hala güvenemiyorsa, eğer bize şüpheyle bakabiliyorsa, bizim ilk başta Allah ile olan imanımızda bir sıkıntı var demektir. Allah-u Teala herkese Hazreti Ömer adaleti versin. Zaman, insan ve yaşam seromanisi olan Aşk Bahçesi, Hülya Bozokluoğlu ve Ümit Demir ikilisinin yorumlarıyla ekranlardaki yerini alıyor. Eskişehir'e özel bir program, Gündem Eskişehir. Yerel ve ulusal basından çarpıcı satırlar, bölge ve ülke gündeminden en güncel olaylar, siyasetten ekonomiye, sağlıktan spora kadar hayatın hassas terazisine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve Eskişehir gündemine damgasını vuran tüm gelişmeler masaya yatırılıyor. Zıt kutuplar ve gözlemci yaklaşımları eşliğinde Gündem Eskişehir, Pembe Koç ve Muharrem Esen analizleriyle hafta içi her gün 11'de Kanal 3 ekranlarında. Doğutaş Afyon'da 1500 metrekare asma katlı dev Doğutaş Exclusive mağazasıyla 40. yılını sizlerle kutluyor. Doğutaş Exclusive'de 40. yıla özel 40 üründe %40'a varan indirimler ve diğer tüm ürünlerde de %20'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Yenilenen tasarımıyla ürün ağının çeşitliliğini daha da genişleten Pamukçok, şimdi yeni yerinde daha ferah bir atmosferde çok daha iyi hizmet verebilmek için yeniden dekore edildi, yenilendi.
modernliği ve kaliteyi daha fazla konsept ve yenilenmiş haliyle yaşamaya devam. Babuçok, her adımda iz bırakır. Reklam yapmazsanız merak etmeyin, hiçbir şey olmaz. İyi bir fikir, gerçeğe dönüşmedikçe fikir olarak kalır. İyi bir tasarım, baskıya girilmedikçe sadece tasarım olarak kalır. Ama biz işin hamurundan başlar, size en uygununu bulur, yaratır ve uygularız. Hazel Offset ve reklam, matbaadan ambalaja, açık hava reklamdan dijital baskıya, hatta totemden tabela ve reklama kadar. Aradığınız her şey burada. Ev tekstilinden Altus ve Beko beyaz eşyaya, halıdan mobilyaya, kokmaz küçük ev aletlerinden Pioneer Next, Nexstar uydu ve ses sistemleriyle, Tamosonic oto teyflerine, hatta bebek ve çocuk ürünlerine kadar aradığınız her şey burada. Aşkın mobilyada. Kredi kartına 12 ay taksit seçeneği veya açık hesap 20 aya varan vade imkanıyla. Gönlünce al, istediğin gibi öde. Aşkın mobilya. İstediğin markaların buluştuğu nokta. Afyon Alışveriş Merkezi çekiliş kampanyası 5 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Ve aynı günün akşamı Afyon AVM'de Demet Akalın konseri var. Tüm halkımız davetlidir. Mutlu olan herkese kaldırsın, kutla, kutla, kutla. Limitsiz internet artı D-Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D-Smart 444-55-65. Sevgi karşılıksızdır. Sevgi ve sadakatle yapılan her şey kalıcıdır. Sevdiklerimiz için yıllardır en iyisi Of Çaysan Çamlıca Filizi. Demle bir tane. Ziraat dünyasının kalbi Savrukoğlu ziraat makinalarıyla atıyor. Çiftçilerimizin ticaretine hız katmakla kalmayıp Tarım Bakanlığından da %50 destekli satışlarımıza devam ediyor. Dinçli araçlarımızdan her türlü bahçe tarla makinalarının satış, yedek bahçe ve servis hizmetini de veriyoruz. Savrukoğlu ziraat makinaları, tarımda toprak kadar güvenilir firma. Çiftçimize sınırsız hizmet. Artık -25 derecede antifrize son. Kolay kullanım, yüksek verim, 2 yıl garantili, çevreci, son sistem ürünlerimiz gerek yaz gerekse de kış şartlarında sorunsuz çalışacak şekilde monte edilir ve bakım işleri yapılır. Şimdi Tuğcan Isı'da 900 liradan başlayan fiyatlar, uygun ödeme koşullarıyla tüm kredi kartlarına peşin fiyatına 10 taksit imkanı da var. Yuvanızdaki kaplıca Tuğcan Isı. Mantolomayla binalarda iç ve dış ısı yalıtımından iç dekorasyona kadar artık evinizde kullanılmayan alan kalmayacak. Ayrıca her türlü alçı işleriniz boya ve duvar kağıdında işinde uzman kadromuzla temelden çatıya eviniz için profesyonel çözümler üretiyor, titizlikle işimizi yapıyoruz. Dobi Dekor İnşaat ve Isı Yalıtım yaşanası güzel mekanlar yaratır. Evlilik hayali kuranlar, gecenizi muhteşem kılmak, birden dile dolaşan bir gelinliğe sahip olmak için İstanbul Moda Tasarım'dan bekleniyorsunuz. İster modelinizi kendiniz yaratın, isterseniz bize bırakın. Dileyene modern, dileyene klasik tarzda el işlemeli, her zevke göre gelinliklerimizden biri sizin olsun. İstanbul Moda Tasarım, çizim ve tasarım bizim işimiz. Yolculuk şimdi başlıyor. Bisikletten elektrikli bisiklete, motosikletlerde birbirinden değişik modellere kadar mesafeleri keyifli bir şekilde kat edeceksiniz. Ayrıca motorlu testere ilaçlama makineleri, çalı tırpanları, su motorları ve jeneratörlerin hepsini de bizde bulabilirsiniz. Elbette ürünlerin yedek parça ve servis hizmetleri de yine Alacaoğlu Motor'da. Tüm ürünlerimiz ISO 9001 standartlarına uygun olup 2 yıl garantilidir. Alacaoğlu Motor. Motor motorcudan alınır. Günlük yaşama dair ilginç sorular, akılda kalan ve birbirinden çarpıcı yanıtlar, hayatımızda yer edinen başlıklar, kamuoyunun nabzı soruyorum da atıyor. Güncel konular eşliğinde sizlerden aldığımız cevapları merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın.
mikrofonun vatandaşta olduğu program Soruyorum Pınar Akarsu sunumuyla pazartesi Kanal Çık kanalında. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Televizyonlarını yeni açanlar için hatırlatmak istiyorum. Manisa'dayız. Manisa valimiz Sayın Halil İbrahim Daşöz bizlerle birlikte. Aynı zamanda yerel gazetecileri, yerel gazeteci arkadaşlarımız Nurgül Hanım, Selman Hanım ve Canan Hanım da bizlerle birlikte. Canan Hanım'da kalmıştık ki ETV Haber Müdürü kendisi. İsterseniz yine onunla devam edelim. Buyurun. Evet, aslında Sayın Valim buraya gelir birkaç ay oluyor. 7 ay sanırsam, yanılmıyorsam 7-8 aylık bir süreç oluyor. İlk programı biz ETV'de aldığımızda demişti ki önce tanımam gerekiyor. Tanıdıktan sonra bir cümlesi çok hoşuma gitmişti. Bu kentin, kent kendinin farkında değil. Farkındalık çok önemli. Hı hı. Farkına vardığınızda yapamayacağınız şey yoktur. Öncelikle kendine güven. Bu anlamda çalışmalar yaptık. Büyük diğer illerde uyguladığı ve başarıya ulaşan projeleri sırasıyla yürürlüğe koydu. Yine marka kent olmak adına, evet, Manisa Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden birisi ama farkında mı? Bu tartışılır. Yani Türkiye'yi besleyen bir il, tarımıyla yine önde olan bir il, sanayisiyle ekonomik anlamda yine zengin bir il ama ne kadar tanıyor ve ne kadar farkında? Ben şunu sormak istiyorum. 7 ay oldu. 7 ayı kıyasladığınızda Manisa sizin için ne kadar yol aldı? Arkadaşlar, şehirler de aynen canlılar gibidir. Yani hiçbir şey yerinde durmuyordur. Birçok şey değişiyordur. Mutlaka bakın, benim şahsen katıldığım, açılışına katıldığım, temel atmasına katıldığım pek çok hem özel sektöre ait hem kamuya ait yatırım oldu. Örneğin burada sanayicilerimizin pek çok yatırımını hep beraber gördük. Lojistik merkez, İnci Holding'e ait lojistik merkez açıldı. Lojistik öyle bir şey ki şu an Manisa'dan konteynerleri organize sanayinin içinden yüklüyorsunuz trene, İzmir'den, limandan, deniz yoluyla Avrupa'ya, Orta Doğu'ya her yere ulaşabiliyor. Bunun gibi sadece Manisa merkezi olarak da düşünmeyelim. İlçeleri de düşünelim. Ben Turkutlu'da pek çok açılışa katıldım. Pek çok temel atmaya katıldım. Salihli'de keza öyle. Akhisar'da öyle. Soma'da öyle. Manisa'da böyle. Dolayısıyla Manisa çok dinamik bir şehir. Bunun ötesinde bir şey söyleyeyim. Hemen hemen her 10 günde bir iş görüşmesi yapılıyor. Şu an Manisa o sebebi her isteğine yer vermiyor. Yani en anlamlısı, en değerlisi hangisiyse ona yer verme gayreti içinde. Seçici oluyor. Bakın yeni hükümetimiz yeni bir teşvik kanunu paketi çıkardı. Evet. Manisa 3. bölgenin içinde yer alıyor, 3. grubun. Termal yatırımlarında biliyorsunuz daha avantajlı, 5. bölge gibi yararlanıyor. Eğitim yatırımlarında bütün Türkiye çok avantajlı. Dolayısıyla ben bundan sonra Manisa'ya yatırımın çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Bizim Manisa'nın geleceğini çok iyi planlamaya ihtiyacımız var. Bakın bu şehir büyük şehir olacak 2014 seçimlerinde. Ondan sonra bugünkü köyler kalkmış olacak büyük oranda. Beldeler kalkmış olacak. Her taraf daha bütüncül bir planlamaya kavuşacak. Bizim İzmir'le mesafemiz daha da kısalmış olacak. Neden kısalacak? Menemen istikametinden denize yaklaşmış olacağız. Ayrıca hızlı tren projeleri, karayolu projeleri şu an İstanbul'da İzmir 3,5 saate düşüyor. İzmir'den Ankara'ya giden hızlı tren Ankara'ya varışı 3,5 saate indiriyor.
Bu tren Turkutlu'dan Manisa'ya geliyor, Manisa'dan tekrar Menemen'e geçiyor. Hı hı. Bergama, bakın Çamberli Limanı dünyanın sayılı büyük limanlarından biri oluyor. Bergama'nın hemen ilerisinde Çamberli'den bizim sınırlarımızdan geçip Antalya'ya giden önemli bir turizm yolu oluyor. Çamberli Limanı Soma bölgemizi çok tetikleyecek, Kırkağaç bölgemizi çok tetikleyecek. Dolayısıyla Manisa'da bu bölgede karamsar olmak için hiçbir sebep yok. Bir kere müthiş doğa zenginlikleri var. Gediz Havzası, Bakırçay Havzası, bir de güneyimizdeki Aydın ilimizdeki o bölgedeki Menderes Havzası ülkemizin en verimli, en bereketli toprakları. İklim güzel, pazarlara yakın, limanlara yakın, çok girişimci insanı var. Bunları destekleyen yan unsurlar yönden çok gelişmiş. Lojistik altyapısı hızla gelişiyor. Dolayısıyla biz şehrin fiziki planlamasını, şehrin eğitim planlamasını, kültür ve sanat boyutunda ona paralel olarak geliştirdiğimizde, turizmi de, hizmet sektöründe geliştirdiğimizde zaten bu bölge ve bizim ilimiz gerçekten lokomotif olma özelliği her geçen gün artacak konumda. Evet. Hemen devam edelim. Şimdi Sayın Vali az önce turizm seferberliği konusunda genel hatlarıyla anlattı. Manisa'da olması gerekeni anlattı ama ben birazcık daha böyle somutlaştırmak istiyorum. Şimdi önümüzde ilk böyle düğmeye basacağımız turizm seferberliği projesi hangisi Sayın Valim? Şuradan başlıyoruz ve arkasından şu gelecek, şöyle bir proje uygulayacağız. Hemen çok kısa vadede ilk neye başlıyoruz? Şimdi şöyle, bakınız, bir, turizm altyapınızın gelişmesi, tanıtım, hediyelik eşya sektörünüzün gelişmesi, sanat türlerinin gelişmesi ve destinasyonların ön plana çıkması. Şu an bütün ilçelerde marka takımları kuruldu. Burada sadece kamu yöneticileri yok. Turizme sevdalı, gönüllü, sürekli o bölgeye odaklanmış insanlar da var. Daha bunlara ilave edebileceğimiz pek çok şey. Mesela ne bileyim, bazı şeylerin UNESCO Dünya Kültürel Mirası'na girmesi, koruma amaçlı imar planlarının yapılması, termal bölgelerin oluşturulması. Siz buna pek çok şeyi sayabilirsiniz. Şu an bunların hepsiyle paralel olarak değişik düzeylerde çalışmalar gidiyor. Bakın, müzeler kurulması. İl Genel Meclisi'nden bir yerin tahsisi konusunu hepimiz biliyoruz. O yerin tahsis edilmesi bizim için dört müze anlamına geliyor. Sayın Valim, tabii biz Manisa genelinde biz bunu bildiğimiz için biz bildiğimizi düşünerek böyle konuşuyoruz. O meseleyi isterseniz biraz açalım. Çünkü Afyon bilecek, Türkiye bilecek, dünya bilecek. O konuyu biraz açarsak vatandaş da bilgilensin. Örneğin Manisa'nın müthiş bir arkeolojik zenginliği olmasına rağmen, müthiş antik şehirleri olmasına rağmen, müthiş etnografik zenginlikleri olmasına rağmen Manisa'nın Arkeoloji Müzesi 2002 yılından beri kapalı. Neden? Muradiye Camii, ki o cami Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek cami. Çok namüsait şartlarda ve büyük bir kısmı da kutular içinde saklı kalmak kaydıyla kapalı bir arkeoloji müzesi konumunda. Aynı şekilde Etnografya Müzesi o caminin bir başka bölümünde, külliyenin o da daha müsait şartlardan dolayı o da aşağı yukarı kapalı gibi bir konumda. Bakın, burası Mesir şehri, Mesir'le ilgili bir müze yok. Burası Tarzan'ın şehri, Tarzan'la ilgili bir müze yok. Burası Spildir, Ormancılık Müzesi yok. Burada kültür sanatla ilgili, el yazmalarıyla ilgili müzemiz yok. Önemli el yazma eserler varlığımız var. Siz bunu en az 10 tane müzeye çıkarabilirsiniz. Sardes'te bir müzemiz yok. Bir para müzesi olabilir. Dünyada ilk paranın kurulduğu. Evet. Örneğin Kula'da bir müzemiz yok. Değişik yerlerde müzemiz yok. Şimdi biz müzeler yapmak istiyoruz. Bunun için yerler bulmamız, bazı tarihi yerleri restore etmemiz gerekiyor. Bunun için zaman zaman belediye meclislerinin, il genel meclislerinin kararlarına ihtiyacımız var. Bir yerde imar planı değişikliği veya bir yerin bu amaçla tahsisi gibi. Arkeoloji Müzesi'nin yeri, yani sözü bizim Manisa gündemimizde yer alan yer tahsis edildiğinde bu dört müze anlamına geliyor. 2012-13 yıllarına sonuna varmadan, 2013'ün sonuna varmadan dört tane müze anlamına geliyor. Yeni yapılacak yerde bir arkeoloji müzesi, bir etnografya müzesi yapılacak.
Onlardan boşalan yerde de bir Şehzadeler Müzesi ve etnografyanın boşaldığı yerde de bir el yazma eserler müzesi yapılacak. Otel altyapımızın gelişmesi, termal altyapımızın gelişmesi büyük önem taşıyor. Tanıtım faaliyetleri büyük önem taşıyor. Bakın öğrenciler okullarda web sayfaları, bütün meslek örgütlerinde tanıtım web sayfalarının oluşturulması. Burada şu bitince şu başlayacak değil. Yapabildiğimiz her şeyi bir seferberlikle valilik olarak bizler, belediye olarak belediyemiz, ticaret odası, ticaret odası, üniversitemiz, eczacılar odası, herkes kendi eylem planını oluşturabilir. Lokantacı odamız hemen üyelerini bilinçlendirme, tanıtımda daha etkili olma, hijyene önem verme, hediyelik eşya sektörümüz. Aynı şekilde herkes kendi çapında bir eylem planıyla bu seferberliğe katılabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu başlangıcı olan ama sonu olmayan, her geçen yıl üstüne koyarak devam etmesi gereken bir süreç. Evet. Peki o müze olayında ticari alan olsun olmasın polemiği yaşandı özel idare ile belediye meclis arasında, belediye arasında. O şu an ne durumda Sayın Bana Ali? Göre çok anlamsız bir, bana göre çok anlamsız bir nasıl bir karar çıkar oradan? Anlamsız. Orada bizim ihtiyacımız olan yer bir müze yeridir. Ticari alan olmuş olmamış, açıkçası ben onu şu aşamada hiç önemsemiyorum da. Bizim ticari alan olmalı mı orada? Orada benim kanaatim şöyle bir şey olabilir. Ama o bugünün meselesi değil. Müzenin bittiğini, orada şu an özel idarenin bütün binaları var. Onları boşaltmadan oraya herhangi bir şey yapma şansınız zaten yok. Bakın iş makinelerinin çıktığı bölüm TİGEM'den satın aldığımız bölge. Sırf bu amaç için alınmıştır. Oraya idari binaları taşıyamayız. Ama iş makineleri ve bakım atölyelerini taşıyabiliriz. Ora boşaldığında zaten 10 dönümlük bir yer kendiliğinden boşa çıkıyor. Ve bizim onu hemen başlamamız mümkün. Özel idarenin hizmet binalarına az bir yer değil, orada çok sayıda bina var. Bir başka yere taşıdığınızda geriye kalan yerde bir otel olabilir. Neden bir otel olabilir? Bakın karşısı... Müze artı otel diyorsunuz değil mi? Şöyle, karşısı şimdi sağlık kampüsü oluyor. Ağız diş sağlığı merkezi bitti. Merkez Efendi Hastanesi oraya ihale edilecek. Yarın oradan TEDAŞ, belki meteoroloji, belki karayolları da çıkacak. Büyük bir sağlık kampüsü olacak. Bu kadar çok hastanenin olduğu yerde mutlaka otele ihtiyacın olacak. Ve şu andaki Moris Hastanesi ve diğer sağlık müdürlüğüne ait yerlerin de oradan boşaldığını düşünün. Orayla özel idareden boşalan yer bir entegre olur. Bir otel olabilir az bir kısmında. Geriye kalan kısmında sosyal donatı, park, yeşil alan, kafeler, kafe anlamında ticaret olabilir. Ama orada iş merkezi anlamında, Redevko anlamında bir yeni bir şeye o bölgede ihtiyaç yok. Arkadaşlar bu konudan biz gazeteci olarak demek ki şunu çıkartıyoruz. Yarın gazetelerimize yazacak olursak özel idarenin alanında yapılacak olan, o alana yapılacak olan bölgede bir müze, sosyal alan ve bir otel yapılması uygundur dedi. Vali Halim Beşöz. Biz bunu böyle sizler görüşümü söylüyorum. O bölgede bakın karşıda bir sağlık kampüsü, hayal edin bunu. Karayollarını oradan çıkarttığınızı düşünün. TEDAŞ'ı ki mutlaka erkek çıkacaklar. Bunlar şehrin içinde iş makineleriyle kalamazlar. Çünkü büyük bir sağlık kampüsü oluşuyor. Sağlık kampüsünde orada yatan hastaların yakınları nerede kalacaklar? Onların mutlaka, bakın hastanelere yakın yerlerde otel olması doğaldır. Bu tabii şehir plancılarıyla da tartışılabilir. Artıları, eksileri. Ama şimdi siz bana bir soru sordunuz. Dediniz ki ticari bölge olarak. Şu anlamda diyorsanız kişisel kanaatim, büyük bir alışveriş merkezi, Redevko tarzı bana göre o bölge uygun değil. İşte ticari alan denildiğinde Sayın Valim, kamuoyu veya bürokratlar veya siyasetçilerine buna muhalif olan kesim böyle algılıyor. Bir alışveriş merkezi veya bir markanın Manisa'ya getirilip de o alana konuşlandırılması, yapılması şeklinde algılanıyor. Ama bu konuda da tabii kesin ve net bir açıklama ne sizin ağzınızdan ne Sayın Solmaz'ın ağzından ne de belediye başkanı veya yardımcısının ağzından çıkmadığı için bu tür dedikodular veya söylemler oluyor. Şimdi Nurgül Hanım, ben biraz önce onun için bunun çok anlamsız bir tartışma olduğunu düşünüyorum.
Şimdi bir otel bir yönüyle ticari işletmedir, bir yönüyle turistik işletmedir. Bir kafe bir yönüyle sosyal donatıdır, bir yönüyle ticari işletmedir. Evet. Bunlar teknik tartışmalar. Örneğin şuradaki bir kafe bir ticari işletme de sayılabilir. Ama turizme hizmet eden bir çekim merkezi, öğrenciye hizmet eden bir çekim merkezi de algılanabilir. Sizin orada yapacağınız yatırımın şekli nedir? Dolayısıyla ben İlgenel Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın oraya Redefko türü bir alışveriş merkezini kastederekten onu söylediklerini hiç düşünmüyorum. Belediyemizin de öyle bir algıyla işte daha önceki işte geçmişteki bir örneği de ileri gösterip onu o şekilde anlatması da bana göre uygun değil. Oturup karşılıklı olarak bunlar tartışılır. Bakınız şimdi 2-3 tane hastanenin yoğun olarak bir yerde olduğu bir sağlık kampüsüne yakın bir yerde şehir plancılarıyla konuşulup bir otel olabilir mi? Otel aynı zamanda bizim buraya diyelim 5-10 otobüs tur geldiğinde bunun kaldırabilecek otel kapasitemiz var mı şimdi? Yani diyelim ki buraya konaklamalı büyük bir kongre yapıldı. Manisa'da bizim bunu kaldırabilecek bir altyapımız var mı? Büyük sportif müsabakalarda dahi biz otellerde yer bulamıyoruz. Şu festivalde bile yer bulamıyoruz. Dolayısıyla bu şehrin otele de ihtiyacı var. Şehir plancılarıyla konuşur. O bölgede örneğin bir Hilton geldiğini düşünün. Bir marka otelin, bir dünya markasının geldiğini düşünün. Oturulup teknik kadrolarla, halkla, belki bu halkın hepsi bile isteyebilir bunu. Dolayısıyla burada karşı taraf ne diyor bunu anlamadan, ben ne diyorum onu anlamadan, o ne diyor onu anlamadan konuşup uzaktan konuştuğunuz zaman burada yanlış sonuçlara ulaşılabilir. O noktada böyle bir şeyin sadece olabileceğini düşünüyor. Ama bu bugünün meselesi de değil. Neden öyle değil? Bugün müze yapma şansınız var. Örneğin biz şu an 3-4 ay içinde orada müze inşaatına başlayabiliriz. Neden? İş makinelerini taşırız. Sponsorumuz hazır. Hemen bir proje geliştirir ve düğmeye basılır. Ancak özel idare binalarını oradan başka yerlere hemen çıkartacağınız bir şans yok. Öteki hastanede henüz bitmiş değil. Yeni yapılacak merkez efendi. Karayolları orada duruyor. Karşı taraftaki sağlık müdürlüğünü henüz başka bir yere taşımış değilsiniz. Dolayısıyla bunlar biraz daha orta vadede biri yapıldıkça öbürü. Biz şu an neden Şehzadeler Müzesi'ni yapamıyoruz? Çünkü o müzeyi boşaltıp öbür tarafa taşıdıktan sonra o bizim ele alabileceğimiz bir şeydir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bunları eni konu böyle iyi düşünüp timingini, zamanlamasını da iyi değerlendirip ona göre götürmek gerekiyor. Bazen bir şeyin yapımı daha önce bir başka şeyin yapılmasına bağlı olabiliyor. Dolayısıyla ben ön yargılı olunmaması gerektiğini ve bu işin çok sağlıklı değerlendirilerek, uzmanlarıyla beraber değerlendirilerek yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayrıca ileride askeri bölgenin oradan mutlaka kalkacağını düşünüyorum. Bu şehrin bunu başarması gerektiğini düşünüyorum. Arkadan kalktıktan sonra o askeri bölge zaten orayla bitişik olduğu için sayın valim şöyle yapalım. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Vakti de geldi. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz ki Vali Bey Afyonkarahisar için de çok önemli bir noktaya vurgu yaptı. Kısa bir reklam arası. İnsan bedeninin hayranlık uyandıran muhteşem genetiği ve kodlarla örülü bu genlerin keşfedilmeyi bekleyen yönleri. Sağlık hakkında merak edilenler, tıp dünyasındaki yenilikler, sağlıklı yaşamın adresi Profesör Doktor İsmail Balık da tıp gündeminde ekranlara geliyor. Polistemiden ülsere, alerjiden zehirlenmeye, kalp yetmezliğinden kansere dek bütün hastalıklar ve tedavileri uzman doktorlar eşliğinde enine boyuna tartışılıyor. Her şeyin başı sağlık diyenler, baş köşe sağlığına önem verenler. Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündemi Kanal 3'te. Siyasetken spora.
Eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Afyonkarahisar'da yarım asırdır un denince akla saçak yoğun geliyor. Pasta böreğin lezzeti, sağlıklı beslenmenin ve kalitenin adı saçaklı un. Bu yıl 50 yaşında. Ev tekstilinden Altus ve Beko beyaz eşyaya, halıdan mobilyaya, kokmaz küçük ev aletlerinden Pioneer Next, Nexstar uydu ve ses sistemleriyle, Tamosonic oto teyplerine, hatta bebek ve çocuk ürünlerine kadar aradığınız her şey burada. Aşkın mobilyada. Kredi kartına 12 ay taksit seçeneği veya açık hesap 20 aya varan vade imkanıyla. Gönlünce al, istediğin gibi öde. Aşkın mobilya. İstediğin markaların buluştuğu nokta. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Afyon Alışveriş Merkezi çekiliş kampanyası 5 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Ve aynı günün akşamı Afyon AVM'de Demet Akalın konseri var. Tüm halkımız davetlidir. Ev tekstilinden siccaciyeye, halıdan perdeye, küçük ev aletlerinden ev aksesuarlarına, hatta şey setlerine kadar aranılan her şeyin bulunduğu tek bir yer var. BRN Home. Kalite ve avantajın yanı sıra binlerce çeşit sizi bekliyor. Üstelik A'dan Z'ye tüm ev ihtiyacınızı karşılıyor. Kredi kartına 12 aya varan taksit ve senetli ödeme kolaylığı sağlıyor. BRN Home. Eviniz ve sizin için her şey. Huzurlu bir ortamın keyfini ailenizle geçirmenin mutluluğunu yaşayacağınız bir mekan. Mehmet Us tesisleri. Hem dinlenin hem de Konya Akşehir'in meşhur mu meşhur tandır kebabını bir de biz de yiyin. Shell benzin istasyonu, marketi, güvenilir ve güler yüzlü personelimizle sizleri bekliyoruz. Akşehir Afyonkarahisar Karayolu 1. kilometre. Evinizi yenileyin. Değişen bakışları izleyin. Ankastre mutfak dolaplarınızdan vestiyerinize veya televizyon ünitenizden ahşap kapıya kadar alanında uzman kadromuzla dizayn ve iç dekorasyonlarınıza sıcak dokunuşlarla kişiye ve mekana özel tasarımlar yapıyor, evinizi güzelleştiriyoruz. Gözde Dekor, farklı ve özel tasarımlarımızla kıskanılmaya hazır olun. SBS, YGS, LYS ve KPSS'ye hazırlananlar. Bilgi düzeyiniz ne olursa olsun, yeter ki bir hayaliniz olsun. 36 yıllık tecrübemiz, 6 yıldır %100 başarımızla bize gelin, hayallerinizi birlikte gerçeğe dönüştürelim. Unutmayın, öğrenme bireyseldir. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Unutmayın, her öğrencinin bir PIN kodu vardır. Birebir de Kesin Çözüm Eğitim Danışmanlık Merkezi, Dumlupınar 2. Cadde, Doğulat Kırtasiye Üstü, Kat 4, Afyonkarahisar. Telefon 0272 214 29 30. Türk televizyonlarında sadece Kanal 3 57 takımın şampiyonluk yarışında 3. ligi takip ediyor. 3. lig 3. grupta Mor Şimşekler'in maç özeti, maç öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri ve 3. ligin 38 haftalık analizi spor severlerle buluşuyor. Salih Özkılıncı'nın hazırlayıp Adnan Eski'nin sunduğu Spor 3 her pazartesi Kanal 3 ekranlarında.
Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Söylediğim gibi Manisa'dayız. Manisa valimiz Sayın Ali İbrahim Daşöz'le birlikte. Aynı zamanda yerel gazetecilerimiz de burada Manisa'yı konuşuyoruz ki biraz önce sanırım bir düz sürüşmesiyle Selman Bey'i hanımefendi olarak söyledim ama kendisinden yayın esnasında da özür diliyorum. Selman Bey'le devam edelim. Kültür ve turizm konusunda bu vesileyle kapatalım. Eğer Canan Hanım'ın turizme dair çok... son bir sorumu tabii ki buyurun. Sayın Valim, şimdi Hristiyanlık dünyası açısından da önemli olan kiliselerden, İncil'de yer alan 7 kiliseden 3 tanesi Manisa'da, biri Alaşehir, Philadelphia biliyorsunuz, Akhisar ve Sardes'te. Bunun İsrail Büyükelçisi Gabi Levi 2 yıl önce Manisa'ya gelerek... Selman Bey biraz yaklaştırabilirsek mikrofonu. İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Gabi Levi 2 yıl öncesinden Manisa'ya gelerek Akhisar'daki kiliseyi inceledi, yeniden yaşatmak adına. Ama bugün Manisa'da ne yazık ki üzülerek belirtiyoruz. Kula'da 167 yıllık bir kilise bugün kültür merkezi haline çevriliyor. Yani madem işte İzmir'deki Efes'e yakınız, İzmir'de daha birçok yere yakınız, Hatay deseniz, Aydın deseniz birçok ile yakınız, denize yakınız, birçok alanda birinci sırada yer alıyoruz. Yani bir inanç turizmini de yaşataraktan İzmir'den de bu şekilde faydalanmış olamaz mıyız sen ver? Şüphesiz turizm hedeflerinin içinde bir boyut da bu. Sizin dediğiniz gibi Hristiyanlıkta kutsal kabul edilen kiliselerden 3 tanesi Manisa hudutları içinde. Ama Ege bölgesinde çok sayıda var. İşte onun için bölgesel destinasyonlarla bütünleşmek, işbirliği yapmak, bir paket oluşturmak önemli derken bunları da kastediyorum. Hristiyanlık bakımından kutsal kabul edilen işte Selçuk, Efes bölgesi, biraz önce bahsettim Bergama, antik şehirler, Afrodisias, bakın yakınımızda, çok yakınımızda müthiş bir yer. Kütahya'da, bakın Aizoni bölgesi var, Şavdarhisar bölgesinde. Belki büyük bir kısmı toprağın altında ama müthiş bir hazine orada duruyor. Anadolu ve Ege bölgesi aslında tam uygarlıklar beşiği. Dolayısıyla bizim Sardes'imizin Bergama'dan önem bakımından geri kalır hiçbir tarafı yok. Bunları birbirlerine eklemleyip bir paket haline, bir tur rotası haline dönüştürdüğümüz zaman işte biz de bu yoldan turizmin bir parçası haline geliyoruz. Öteki illerde daha güçlü ürünler ortaya koymuş oluyor. Bizim İzmir'le ilişkilerimizi geliştirmemiz turizmde, Aydın'la, Muğla'yla, Denizli'yle ilişkilerimizi geliştirmemiz, iç bölgelerimizdeki şehirlere geliştirmemizin yararları bu. Bunları kastediyorum. Bunlar bizim en büyük zenginliklerimizden. Dolayısıyla bunları da bir ürün olarak görüp turizm paketinin içine koymamız lazım. Belki hedef kitle bir miktar farklı olabilir. İç turizme yönelik, dış turizme yönelik farklı hedefler yapabilirsiniz. Mesela Şehzade şehri hem iç turizme büyük ölçüde sunulabilecek hem de dış turizme ilgi çekmesi bakımından sunulabilecek bir olaydır. Ne bileyim antik şehirler diğer antik şehirlerle bir büyük bütünün parçası haline gelebilirler. Dolayısıyla dediğiniz bu noktalarda çok önemli. Bizim ilimizde bugün deniz turizmi şansımız yok. Ama bizim ilimizde kültür turizmi, doğa turizmi, tarih turizmi, inanç turizmi, alternatif turizmler, inanç turizmi kapsamında bakın Tapduk Emre müzemiz var bizim. 20 bin kişi, 30 bin kişi ziyaret ettiği ifade ediliyor. Orada önemli bir değerimiz. Buradaki külliyeler, mevlevihaneler önemli bir değerimiz. Sizin bahsettiğiniz Hristiyanlıktaki kutsal kilise, Saint John, Sardes, Teyatera bunlar çok çok önemli. Ayigay, Yunt Dağı bölgesinde muhteşem bir hazine. Orada bir gizli Bergama yatıyor. Dolayısıyla bunların hepsi bizim hazinemiz, bizim değerimiz. Hem ecdadımızın mirası, hem insanlığın mirası, hem Tanrı'nın, Allah'ın bizlere lütfettiği doğal zenginliklerimiz. Floramız, bakın dünyada en çok kuru üzümü üreten bölgeyi konuşuyoruz. Türkiye'de değil, Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzümünün %85'ten fazlasını Manisa üretiyor. Dünyadaki çekirdeksiz kuru üzümünün ticari olarak satılan kuru üzümün de en büyük kısmını Manisa üretiyor. Zeytinde, kirazda, çilekte,
Yani o kadar çok lu üretimin söz konusu olduğu bir bölge ki, zengin florası, termal olayı. Bugün Afyon'da gurur duyuyoruz. Ülkemizin gerçekten marka bir termal şehri oldu. Ama aynı potansiyel Manisa'da da söz konusu. İşte Manisa'nın da Afyon vari gelişmelere hedeflenmesi lazım. İzmir bugün Balçova biliyorsunuz termal bölgesi bakımından önemli bir bölge. Dünyada insanların yaşam süresi arttıkça termale olan ihtiyaç artıyor. Evet. Sağlık turizminde, termal turizminde Türkiye çok önemli bir ülke olabilir. Bursa bölgemiz, bakın termalde çok önemli bir bölge. Bir marka bölge. Afyon, belirttiğim gibi Kütahya, çok önemli termal zenginlikleri olan bölge. Salihli'miz, Turgutlu'muz, Kula'mız, efendime söyleyeyim Demirci, Soma, bizim her tarafımızda termal denizinin üstündeyiz. Dolayısıyla bunların hepsini birbirini güçlendirici bir şekilde desteklememiz lazım. Evet. Tamam. Evet. Benim konuyla mı alakalı? Hayır. Alakalı. Artık turizm seferberliğini çok büyük bir zaman ayırdık evet. Aslında. Anlattık. Sayın Valim bunun bir domino etkisiyle nasıl yapılabileceğini çok güzel bir şekilde ifade etti bizlere. Önemsediği aslında bence en fazla önemsediği konulardan biri eğitim. Ağaç yaşken eğilir diyerek. Yani. 251 bin dev öğrenci, kardeş okul, kardeş kurum gibi projeleri hayata geçirdi. Ve öğrencilerin özgüvenli ve farkındalık yaratma anlamında çok büyük yol kat ettiğine inanıyoruz. Bu anlamda çeşitli projeleri yani 251 bin dev öğrenci projesi yanında çeşitli aşamalardan geçti. Şu anda ne aşamada öğrenciler projeye sahiplendi? Peki kent bu projeye ne kadar sahiplendi? Onu da sorayım. Şimdi öğrencilerle hiçbir sorunumuz yok. Onlar da frekanslar, birbirimizi anlamalarda daha ileri bir noktadayız. Tabii ki bu proje çok daha ilerleyecek. Bu daha önceki illerde bu süreçleri biz yaşadık. Evet. Hangi aşamalardan geçiyor, ne noktaya geliniyor? Aşağı yukarı birbirine paralel gidiyor illerde bu uygulama. Şimdi öğrencilerle gittiğimiz okullarda zaten görüşüyoruz. Çocuklara diyorum ki mesela çocuklar, ya bazen bana işte yanlış istihbarat geliyor belki. Çocuk, siz bu projeden sıkılıyor musunuz, mutsuz musunuz? Bakın bu proje sizin projeniz. İsterseniz bırakalım. Bırakmaya karar veriyorsanız şu an bırakırım. Asla diyorlar. Yani o salon yıkılıyor. Dolayısıyla çocuklarla bir problemimiz yok. Halkın anlaması noktasında henüz istediğimiz noktada değiliz. Sizlerin de çok büyük gayreti olmasına rağmen daha fazla anlaşılmaya ihtiyacı var. Öğretmenlerimiz noktasında daha fazla anlaşılmaya ihtiyacımız var. Ama kritik bir şeye geldik. Çocuklar artık yatırıma başlama aşamasına geldiler. Şimdi dünyaya örnek olarak çocuklar artık kendileri eserler meydana getirecek. Öteki illerde olduğu gibi. Şimdi Akhisar, Salihli, Merkez birçok yer anket devam ediyor biliyorsunuz internette. Her ilçenin öğrencileri o ilçede ne yapmak istiyorlarsa onu seçiyorlar. Ve deklare ettiler. Maksimum 4 yıl içinde, 3 ile 4 yıl arasındaki bir sürede bu çocuklar en az 16 tane eser yapacaklar. Bu ile 16 eser kazandıracaklar. Tabii genelde planetaryum gözlemevi çoğunlukla tercih ediliyor. Ama her yere bunu yapmak doğru değil. Mutlaka onlar kendi tercihlerini öyle kullanıyorlar ama yakınındaki bir büyük ilçeye yapıldığında belki öteki ilçeye bu ihtiyaç kalmayacak. İşte amfiteyatro, müze, spor tesisi, değişik okul, değişik şeyler isteniyor. Onu çocuklarla tekrar konuşacağız. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Bu yıl minimum 4 temel atılacak. Bunlardan en az 3'ü 31 Aralık tarihi itibariyle bitmiş olacak diye düşünüyorum. Sayın Valim, ilçemizin birinde de bir öğretmen evi çıkmıştı anketin birinden. Böyle enteresan bir anket sonucuyla karşılaştım. Şimdi öğrencinin öğretmen eviyle ne işi olabilir? Orada bir iyi niyetli yönlendirmenin olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen de öyledir. Öyledir. Çünkü ben de tabii ki öğretmen evini destekliyorum ama bu çocuklara öncelikli işi değil. Çünkü yarın o çocuklar geri dönüp geldiklerinde bu bizim eserimiz diyecekleri bir şey ve çocukların doğrudan yararlanacağı bir şey olması lazım.
Mesela bazı yerlerde halı saha istiyorlar. Biz buna ilk olarak karşı çıkıyoruz. Nedeni de şu. Şimdi halı saha olduğu zaman baştan kız çocuklar yararlanamıyor. İki, 10 yıl, 20 yıl sonra bu çocuklar yarın üniversiteye gidip tekrar şehirlerine geldiğinde muhtemelen o tesisin yerinde yerler esiyor olacak. Oranın belediyesi kimse değişiklik yapacak, başka bir şey yapılacak oraya. Evet. Dolayısıyla kalıcılığı olmayacak o için. Çocuklar belki şu an hevesle işte oyun oynayalım, şunu yapalım diye onu istiyorlar ama okul noktasında mesela çocukların belki öğretmenler için mutlaka bir şey yapmak istiyorlarsa onlar adına bir okul yapsınlar. Öteki illerde örneğin Malatya'da çocuklar 7 tane okul yaptılar. Bu okullardan bir tanesi de öğretmenler okulu. Çocukların öğretmenlerine bir armağanıdır. Aynı şekilde Isparta'da çocuklar öğretmenler adına okul yaptılar. Bunu proje daha iyi anlaşıldıkça, karşılıklı olarak bu konuşuldukça bu tercihlerde daha rasyonel anlamda değişmeler olabilir. Ama öyle görünüyor ki belki Akhisar'da kısa bir süre içinde bir temel söz konusu olabilir. Dün onların bir festivalinin parçası vardı. Gidemedim ben. Ama sürekli telefonlarda mesajlar yağıyor. Çocuklar çok heyecanlılar. Bazı ilçeler müthiş. Yani merkezden daha hızlı olduklarını söyleyebilirim. Tabii merkezde şöyle bir şey var arkadaşlar. Merkezdeki çocuklar farklı olduğu için değil. Şimdi Denizli'de mesela bu proje çok iyi gidiyor. Neden? Denizli'de projeye odaklanma katsayısı çok yüksek. Hı hı. Etrafında gidebilecekleri fazla bir yer yok. Köprübaşı keza öyle. Köprübaşı'nın sloganı en küçüğüz ama en güçlüyüz. Slogan olarak bunu üretmişti. Manisa'da biraz önce konuştuğumuz olaydan dolayı örneğin hafta sonları veya ders saati dışında herkes bir yere gidiyor. Ortak aidiyet oluşturmada biraz daha zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir sosyolojik bir durum. Yani şartların getirdiği bir durum. Yoksa o çocuk bundan çok farklı olduğu için değil. Ama bu proje asıl ilmeği ne zaman kazanıyor? Bir temel atılıp eserlerin açılışı yapılmaya başladığı an zaten bütün televizyonlar bu çocuklara odaklanıyor. Hı hı. Ulusal kanallar da. Ve ondan sonra şehrin bu olayı daha iyi anlaması gündeme geliyor. Diğer kesimlerin bunu daha iyi anlaması, çocukların kendilerine duyacakları özgüven müthiş artıyor. Şimdi yapabilirim diyen çocuklar yaptım diyorlar ve yapacağım diyorlar. Bunu deme güçleri çok artmış oluyor. Ben çok umutluyum yani. Sayın valim, muhakkak soracağım ama araya girmek istiyorum. Sayın valim, birçok ilde eğitim anlamında ikili eğitim gören okullarımız çok. Fiziki şartlar Manisa'da nasıl? Yeterli mi milli eğitim için? Ki özellikle 4+4+4 sistemiyle birlikte eğitim verecek okullarımız sıkıntıya düşecek mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii 4+4'ten başlayayım. Hı hı. Bu hükümetimizin yeni bir uygulaması, yeni bir getirdiği sistem. Ülkenin eğitim gibi en önemli konusunda getirilen bir açılım. Tabii bunun okullara fiziki alan olarak yansıması, bölünmesi. Şimdi bu konuda komisyonlar kuruldu. İlçelerde ve il merkezinde bütün bu çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla ilçelerde biraz daha az ihtiyaç olacak. Ama il merkezinde bazı düzenlemeler yapılması gerekecek. Bu da doğal bir şey. Bu yeni bir uygulama. Evet. Ama öyle sanıyorum bu yıl ve gelecek yıl eğitimde daha güçlü yapılacak yardımlarla, yatırımlarla kısa sürede telafi edilebilecek bir şey. Ama şu an bütün iller bakanlığın talimatlarına ve getirdiği yeniliklere uygun olarak, yönlendirmelere uygun olarak bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim izimizde de en güçlü şekilde yapılıyor. Tabii eğitim ihtiyacı, eğitimde kalite bütün dünyanın sorunu. Türkiye olarak birinci derecede başarmak zorunda olduğumuz, devlet olarak, millet olarak, ebeveynler olarak, ana babalar olarak, veliler olarak ve bütün bir toplum, ulus, millet olarak eğitimde başarılı olmaya mecburuz. Biz eğitimde ne kadar başarılı olursak, bu şu anlama geliyor, çocuklarımız o kadar nitelikli ve donanımlı olacak. Bir ülkenin çocukları ve insanları ne kadar nitelikli ve donanımlıysa, o ülkenin geleceği o kadar parlaktır. Evet. Dolayısıyla bunu birinci milli
hedefimiz olarak görmeye mecburuz. Tabii ki ilimizde bizim eğitim alanında da eksiklerimiz var. Çok sayıda eğitim yatırımımız olduğu halde hayırseverlerle ortaklaşa yapılanlar, vilayet özel idareyle yapılanlar, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle yapılanlar, toplu konut idaresi, kurum ve kuruluşlar marifetiyle yapılanlar, başka şekillerde yapılanlar da çok sayıda olmasına rağmen şu an Manisa'da 832 tane okul var. 251 bin tane öğrenci var. Hı hı. Ve 14 bin tane öğretmen var. Şunların toplamını bir alalım. Nasıl büyüklükle karşı karşıya olduğumuzu evet. görebiliriz. Tabii bu arada 4 artı 4'e bağlı olarak mesleki eğitimin çok daha önem kazanacağını düşünüyorum. Hı hı. Bizim ülkemizde mesleki eğitim oranı gelişmiş ülkelerin çok altında. Bakın bugün Almanya çok gelişmiş diyoruz. Japonya çok gelişmiş diyoruz. Hollanda çok gelişmiş. Ama onların gelişmişliğinin arkasında en önemli unsurlardan bir tanesi eğitim. Eğitimin içinde okul öncesi eğitimin %100 oranında olması artı mesleki eğitim oranının %65-70'lerde olması. Evet. Bizde genel eğitim çok fazla. Genel eğitim bir yönüyle güzel ama herkes devlet memuru olamayacağına göre meslek, beceri kazanma, bugün sanayinin ihtiyaç duyduğu insanlar büyük önem taşıyor. Ben bu süreçte mesleki, teknik, fenli eğitimin çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Evet. Tamam Bey, isterseniz aynı konuyu üzerine soru soracaktık da siz erken davrandınız. Tabii ki, buyurun Canan Hanım. Siz ikili eğitime değindiniz. Şu anda ikili eğitim yapan okulumuz var mı ve önümüzdeki dönemde tekli eğitime yani tüm gün eğitime geçebilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar, tabii bu 4 artı 4'ten sonra biraz bu dengeler değişecek. Tabii ki bizim hala kayda değer ölçüde ikili eğitim gören okulumuz var. Önümüzdeki yılda yani 4 artı 4'e bağlı olarak farklı yaklaşımlar olacak. Belki bazı liseler önemini kaybedecek. Bazı liseler daha önemli hale gelecek. Bunları bu süreç içinde hep birlikte göreceğiz. Bir de bunu şey belirleyecek. Yani insanların tercihleri de büyük ölçüde belirleyecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız valilerle yaptığı toplantıda bahsetti. Sanayi bölgeleri teknik ve fenli liseler kurma yönünde çok önleri açılacak. Yani farklı boyut. Bugün sanayi nitelikli insan arıyor. İnsanlar da iş arıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. İş gücü arzı ile iş gücü talebi arasında bir uyumsuzluk var. İşte burada sanayiye denilecek ki çeşitli teşviklerle siz kendi liselerinizi yapın. Hı-hı. Okullarınızı yapın. Belki böyle büyük açılımlar da olacak. Dolayısıyla biz şu an bakın devlet eliyle bu yılki planlamamız 30 civarında okul yapıyoruz biz bu ilçeler ve merkezde. Bunlar belki kamuoyunda yer almıyor ama devletimizin, vilayetin, özel idaremizin, milliyetimizin normal programı içinde ihaleleri takip edebilirsiniz. Hepsi ihale yöntemiyle yapılıyor. Hayırseverlerle %50-%50 yaptıklarımız var. Önümüzdeki birkaç gün içinde imzalayacağımız farklı protokollar söz konusu. Dolayısıyla daha önce şu amaçla yapılmış bir okul belki bu 4 artı 4'ten sonra mahiyeti değişebilir. Örneğin Anadolu Lisesi olarak yapılmıştır. Belki Anadolu Öğretmen Lisesi olabilir. Fen Lisesi olarak olabilir. Bakın Akhisar'da yenilerde imzaladığımız bu köfteci Ramiz ünvanıyla hayırseverimizde bir okul söz konusu. Dolayısıyla çok sayıda bu inşaatlar, bu yapım programlar uygulanacaktır. Ama eğitim de değerli arkadaşlarım. Ne kadar yaparsanız yapın daha iyisini yapmaya mecbursunuz. Evet. Yerinizde duramazsınız. Dolayısıyla bakın kardeş okul, kardeş kurum. Hı hı. 225 tane fakir ve ihtiyaç sahibi okul kardeş kurumuyla eşleşti. Bunlar karşılıklı yardımlaşma, dayanışma anlayışı içinde. Sağ olun, sizler de sık sık bunların haberlerini gündeme getiriyorsunuz. Ben onun da yani kardeş kurumlar marifetiyle sağlanacak ilave ve kaynağın da çok kayda değer olacağını düşünüyorum. Kaldı ki o projeyle sadece maddi destek sağlanması amaçlanmıyor. Sosyal birliktelik, ilin birleşme, bütünleşme, dayanışma duygularının gelişmesi gibi yönler de var onun içinde. Dolayısıyla eğitim
her birimizin daha fazla emek vermesi gereken bir konu. Sayın Valim, müsaade eder misiniz arkadaşlar? Buyurun, buyurun. Şimdi hazır 4+4'ten gidiyorken ama biraz da erken bir soru olduğunu bileme rağmen yine de sormak istiyorum. Çünkü ben de bir veliyim. Benim de kafamda sorular var. Okulların kapanmasına şurada 1,5 ay gibi bir zaman kaldı. 10 Eylül ayında da yeniden açılacak. Ama ben de bir veli olarak diğer veliler adına soruyorum. Hala kafam karışık. Anlamış değilim çünkü 4+4 sistemini. Bu program seçimi nasıl olacak? Bu program seçimine sıra geldiğinde Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda müdürlükler, bir komite mi kurulacak? Bu çocukların program seçimi konusunda nasıl yönlendirilecek? Kimler yönlendirecek? Henüz bu konuda ne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ne bakanlık tarafından, ne Manisa yerelinde bir açıklama olmadı. Bu çocuklar programlarını nasıl seçecekler? Yani mesleki seçimde bu çocuklar programlarına nasıl yönlendirilecekler? Bu konuda bir önlem, bir tedbir, bir komite kuruldu mu? En azından rahatlayalım. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığımız önümüzdeki günlerde bununla ilgili kanun anlamında düzenlemeler yapıldı. Ama bunun uygulama yönetmelikleri, tebliğleri önümüzdeki kısa bir süre içinde yayınlanacak. Yani Sayın Valim, yaz tatili girdikten sonra da bunun pek bir şeysi de olmuyor. Velilere dönüşü de çok kolay olmuyor. Şimdi Türkiye genelinde bunun planlamasının yapıldığını ben biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün bürokratları yoğun bir şekilde buna çalışıyorlar. Tebliğleri, genelgeleri ayrıntılı bir şekilde bunlar ortaya konacak. Tabii bu bir geçiş dönemi. Bu geçiş döneminde başlangıçta olayın tam olarak anlaşılmamasından veya eksik anlaşılmasından, anlatanlar bakımından da belki tümüyle bunu anlatamamış olmaktan kaynaklanan bazı eksiklikler olabileceğini düşünüyorum. Fakat bütün Milli Eğitim Müdürlükleri, bakanlığın bu yayınlamalarına da paralel olarak, örneğin Milli Eğitim Müdürleri ile toplantı yapılıyor. Onlara bu projenin, bu programın ayrıntılarını anlatma noktasında, müfettişlere yönelik eğitim çalışmaları, okul müdürlerine yönelik eğitim çalışmaları ve bütün bu aydınlanmalar yapıldıktan sonra zaten bunlar da hep kamuoyunun önünde de yapılacaktır. Çoğu televizyonlar, gazeteler bu konuları hep yazacaktır. Küçük bazı sıkıntılar olsa bile eğer fiziki olarak siz altyapınızın planlamasını da çok sağlıklı yaparsanız çok büyük problem olmayacağını düşünüyorum. Eğer reklam arasında arkadaşlarımız eğer beni uyarırlarsa reklama gidecek miyiz bu arada? Can Hanım yine biraz önce de sizde kalmıştık. Hep kalıyoruz sizde. Kısa bir reklam arasına gidelim sonra yine sizinle başlayalım. Sevgili izleyiciler, hemen reklam arasına gidelim ki vaktimizi boşa harcamayalım. Kısa bir reklam arası. İnsan bedeninin hayranlık uyandıran muhteşem genetiği ve kodlarla örülü bu genlerin keşfedilmeyi bekleyen yönleri. Sağlık hakkında merak edilenler, tıp dünyasındaki yenilikler, sağlıklı yaşamın adresi Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündeminde ekranlara geliyor. Polistemiden ülsere, alerjiden zehirlenmeye, kalp yetmezliğinden kansere dek bütün hastalıklar ve tedavileri uzman doktorlar eşliğinde enine boyuna tartışılıyor. Her şeyin başı sağlık diyenler, baş köşe sağlığına önem verenler. Profesör Doktor İsmail Balık'la tıp gündemi Kanal 3'te. Doğutaş Afyon'da 1500 metrekare asma katlı dev Doğutaş Exclusive mağazasıyla 40. yılını sizlerle kutluyor. Doğutaş Exclusive'de 40. yıla özel 40 üründe %40'a varan indirimler ve diğer tüm ürünlerde de %20'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Müzik
Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Özlemini duyduğunuz gün, özlemin düğün salonunda mümkün. Standartların üstündeki salonumuz 600 kişilik olup, ferahlığıyla konuklarınızı en iyi şekilde ağırlamanız için tasarlanmıştır. Dileyene yemekli, isteyene pastalı. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ayrıca özel gün, toplantı ve konferanslarımızda da hizmetinizdeyiz. Özlem'in düğün salonu bir Özlem'in catering kuruluşudur. Afyon Alışveriş Merkezi çekiliş kampanyası 5 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Ve aynı günün akşamı Afyon AVM'de Demet Akalın konseri var. Tüm halkımız davetlidir. Mutlu olan herkese kaldırsın, tutsa, tutsa, tutsa. Sevgi özen göstermektir. Sevgi ve sadakatle yapılan her şey kalıcıdır. Sevdiklerimiz için yıllardır en iyisi Ofçaysan Çamlıca Filizi. Demle bir tane. Yenilenen tasarımıyla ürün ağını, çeşitliliğini daha da genişleten Pabuçok, şimdi yeni yerinde daha ferah bir atmosferde çok daha iyi hizmet verebilmek için yeniden dekore edildi, yenilendi. Modernliği ve kaliteyi daha fazla konsept ve yenilenmiş haliyle yaşamaya devam. Pabuçok, her adımda iz bırakır. 9 katlı mağazamızla ev tekstilinden züccaciyeye, alıdan perdeye, küçük ev aletlerinden ev aksesuarlarına, yataktan basaya, hatta çeyiz setlerine kadar aranılan her şeyin bulunduğu tek bir yer var. BRN Home. Kalite ve avantajın yanı sıra binlerce çeşit sizi bekliyor. Üstelik A'dan Z'ye tüm ev ihtiyacınızı karşılıyor, açık hesap 10 taksit ödeme kolaylığı sağlıyor. BRN Home. Eviniz ve sizin için her şey. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Sağlığına önem verenler, her şeyin başı sağlık diyenler ekran başına. Bu çok önemli bir şey. Yani hastaya göre tedavi seçeneklerimiz var ve kardiyolog stentle tedavi ediyor, cerrah da bypass ameliyatıyla tedavi ediyor. Alanında uzman doktorların katılımlarıyla sık rastlanan sağlık sorunları hekim gözüyle masaya yatırılıyor. Sıkça karşılaştığınız hastalıkları uzmanlarından dinleyecek, tedavi yöntemlerini yine uzmanlarından öğreneceksiniz. Baş köşe sağlığına önem verenler. Bu program tam size göre. Burcu Kesre sunumuyla Hekim Gözüyle her salı Kanal 3'te. Gün doğuyor, Kanal 3'te sabah başlıyor. Dinamik, renkli, canlı. Dünden bugünü izleyen haberler, yeni günü bekleyen gelişmeler, gazete manşetleri ve köşeler, yaşamın içinden kareler, bölge ve ülke gündemindeki sıcak maddeler. Kültür ve sanatta, sporda ve sağlıkta, siyasette ve ekonomide, kısaca yurdun dört bir yanında Kanal 3'te sabah, hafta içi her gün Pınar Akarsu sunumuyla Kanal 3 ekranlarında. Müzik.
Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Manisa'dan olan yayınımız devam ediyor. Manisa Valimiz Sayın Halil İbrahim Daşöz ve Manisa'nın yerel gazetecileri konuğumuz bu akşam geniş açıda. Can Hanım'da kalmıştık, ETV Haber Müdürü. Hemen onunla da devam edelim isterseniz. Evet, eğitimden girdik. Ben eğitimle ilgili şu soruyu sormak istiyorum. Öncelikle Manisa eğitimde biz gazeteciler olarak bunu sık sık dile getiriyoruz. Eğitimde istenen yerde değiliz diye ifade ediyoruz. Önce eğitimdeki yeri soralım. Ardından eğitime hayırsever katkısını sormuş olalım. %100 eğitime destek kampanyası kapsamında. Şimdi tabii biraz önce bahsettim. Eğitimdeki makro rakamları bahsettim. 251 bin. Manisa çok geniş bir alana sahip. Hı hı. Bugün örneğin Uşak ilimizin sanıyorum ilçe sayısı 5 veya 6. Evet. 5 veya 6 ilçenin toplam nüfusu bir Turgutlu ilçesinin toplam nüfusu gibi. Hı hı. Şimdi Manisa alan olarak çok geniş, kırsalı da olan. Biraz önce limana yakınlıktan bahsettik. İzmir'e yakınlıktan bahsettik. Bu yönüyle sanki Ege'de bir şehir. Ama aynı zamanda her biri bir vilayet büyüklüğünde çok sayıda ilçesi var. Hı hı. Bugün Turgutlu sadece merkez nüfusu 116 bin. Köyleriyle beraber 150 bin nüfus. 150 bin nüfus, merkez 116 bin nüfus, birçok il nüfusu kadar nüfus. Hı hı. Akhisar keza öyle. Salihli öyle. Soma öyle. Alaşehir öyle. Tabii iç kesimlere gittiğinizde dağlık, ormanlık tamamen kırsal anlamda çok yeri var. 832 okuldan bahsettim. Bu okulların en az yarıya yakını böyle yerlerde. Hı hı. Dolayısıyla bir de Manisa'da mesleki eğitimin oranı Türkiye ortalamasının üstünde. Evet. Geçmişte mesleki eğitimde bir katsayı problemi de olduğu için Manisa'nın göstergeleri daha düşük çıkıyordu. Ama son yıllarda çok sayıda okul yapılmış. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Tabii bu okullar içerisinde hayırseverlerimizin katkısıyla yapılan okullar da gerçekten gurur verici şekilde. Ülkemizde bazı şehirler var, bazı yerler. Bu artık gelenek haline gelmiş ve toplumun, ekonomik durumu iyi olan insanların bir topluma karşı bir milli görev gibi gördükleri bir konu. Sayın Hanım, tam bu noktada Can Hanım'ın da söylediği gibi eğitime hayırseverlerin %100 kapsamı doğrultusunda bazı şehirlerde bu işin hayırsever tarafı emekli olmuş, ailesinden bir arsa kalanlar ya da emekli maaşından aldığı toplu maaşı eğitime katkı sunmak bağımında bağışlayanlar var. Ama iş adamlarımız bu noktada sanırım biraz geri duruyor. Ben Manisa'yı merak ediyorum. Manisa'daki iş adamlarının Manisa, eğitime katkısı nasıl? Bu konuda özellikle? Manisa birçok ilden çok daha iyi. Hı hı. Yani şimdi şehri dolaşın. Sadece burayı da değil, örneğin Turgutlu'yu dolaşın. Akhisar'ı dolaşın, Salihli'yi dolaşın, hayırsever iş adamlarımızın katkısıyla yapılmış çok sayıda okul göreceksiniz. Hı hı. Burada da böyle. Ben de aslında ilk geldiğim günler sivil kıyafetle, sivil arabalarla çok şehrin içini dolaştım. Ve dikkat ettim, dikkat ettiğim şeylerin biri de buydu. Özel isim verilmiş okul var mı? Hı hı. Özel isim verilmiş sağlık ocağı var mı? Manisa bu konuda iyi diyebileceğimiz illerden biri. Ama gönlümüz istiyor ki biz Kayseri'den bile fazla olalım. Evet. Kayseri bu konuda Türkiye'de bir markadır. Gerçek bir markadır. Hı hı. Burada da çok sayıda böyle hayırseverimiz var. Biz bunlara buradan müteşekkiriz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Eğitime %100 destek kampanyası başladıktan bu yana imzalanan protokol sayısı okulda 100'ün üstünde. 125'in üzerinde. Evet. Yeni yeni imzaladığımız var. Ben geldikten sonra imzalanan sayı bile 10 civarında. Hı hı. Ama bu şu anlama da gelmiyor. Okulların tamamı tüm giderleri hayırsever tarafından yapılıyor anlamına da gelmiyor. Değil tabii. Bazen arsasına hayırsever karşılıyor. Bazen işin %50'sini, kaba inşaatını karşılıyor. Bazen de tamamını. Bakın mutluluk verici bir şey. Geldikten sonra temeli atılan bir okul, Turizm Otelcilik Lisesi. Bizim Anemon Otel grubumuz. Hı hı. Buradan İsmail Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Aynı zamanda Afyon'da da var. Afyonkarahisar'da bekliyoruz aynı duyarlılığı. 20'yi buldu. Hı hı. Türkiye'nin bir markası oldular. Manisalılar olarak gurur duyuyoruz iş adamlarımızla. Bakın 7 ay oldu ben geleli. İşte o ilk bir ayın içinde temel atıldı. Şu an
bu yıl, öyle sanıyorum, bu yılın sonuna kadar bitecek. Kaba inşaatı bitmiş vaziyette ve 5-6 trilyon liralık bir okul. Evet. Tamamını kendileri yapıyor. Bunun gibi başkaları var. Geçen gün Turgutlu'da örneğin Hasan Ferdi Turgutlu. Hı hı. Fakülte düzeyinde de var. Evet. Turgutlu'da Hasan Ferdi Turgutlu teknoloji fakültesini ve yurt binasını tamamını kendi yapıyor. Salihli'de benzer şeyler var. Başka yerlerde biraz önce Damis örneğini verdim ben size. Keskinoğlu örneği var. Hı hı. Başkaları var. Daha fazlası olur mu? Daha fazlası olur ve olmalı. Evet. Aslında şu kardeş okul, kardeş kurum da bu anlamda bir katkıdır. Şimdi 225 tane sosyoekonomik bakımından zayıf olan okulun kurumlarımız tarafından, bunların bir kısmı da şirketler. Hı hı. Onların ihtiyaçlarının karşılanması, donanımının karşılanması, bu da bir katkıdır değerli arkadaşlar. Manisa'mızda bu konuda gerçekten memnuniyet verici bir durum var. Ama Manisa daha fazlasını başarabilecek bir. Evet. Yani Manisa Kayseri'nin düzeyini aşabilecek bir il, kapasite olarak. Dolayısıyla buradan ben bütün hayırseverlerimize isim vermek istemiyorum. Bana iletilen isimler var. Onlar Sayın Valim aslında verelim ismi, kendilerine de hem teşekkür var. Yani kendilerinin muvafakatını almadan bunu usul olarak bulmam. Peki efendim. Ama şu an bizim yakın zamanda temas kuracağımız, değişik şekillerde bize intikal etmiş isimler var. Hı hı. Buradan eğer bizi dinliyorlarsa en kısa zamanda buluşmayı temenni ediyorum ben. İnşallah. Çok güzel. Bir de eğitime yapılan yatırım gerçekten en değerli yatırım. Hı hı. Bizim kültürümüzde, inancımızda sadaka-i cariye diye bir inanç var. Evet. Yani siz öldükten sonra hayırınızın devam etmesi olayı. Bu bakımdan tüm hayırseverlerimize buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gücü imkanı olan herkesin bu konuda daha fazla yapma noktasında ne bileyim harekete geçmelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Buyurun. İsim noktasında Deniz diye örseniyorsunuz üniversiteye. Hı hı. Doğru Denizli Üniversitesi'ne fakülte yaptı. Bu yapıldığı dönemde Manisa'da biliyorsunuz kurumlar arası çatışmalar ve her ilde olduğu gibi biraz daha yakınlaştıralak Selman Bey. Kaybettik ne yazık ki Denizli'ye gitti. Aynı hassasiyeti zorludan da belki o çağrıyı yaparsak daha doğru olur diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu tür polemikler biraz illerde çok yapılıyor. Bugün Vestel'in Manisa'da olması Manisa içinde bir marka değeridir. Hı hı. Bugün sadece biraz önce söylemiştim Vestel 2.8 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bu Türkiye için bir güç, Manisa için bir güç. Ve organize sanayimizin yarısı Vestel'e yan sanayi. Yani Vestel'i sadece Vestel olarak düşünemeyiz. Evet. Onun yan sanayisi, pek çok Manisalı iş adamımız Vestel'e yan sanayi üreten tesisleri var orada. Tabii Vestel'in yaptığı okullar var. Vestel'in kardeş okul olarak üstlendiği okullar var. Ve onlarla da biz bunları konuşacağız. Daha fazla, onlar bakın şu an gör dese bir okul yapmaları gündemde söz konusu. Manisa içi için de bu düşünülebilir. Bütün diğer kuruluşlarımız için de bu düşünülebilir. Biz sahip olduğumuz bütün şirketlerimizle gurur duymalıyız. Bence bu tür polemikleri çok fazla öne çıkartmanın bir değeri olduğunu da ben düşünmüyorum. Burada üretiyor, buranın suyunu, toprağını, coğrafyasını, işçisini, iş gücünü kullanıyor. Fakat Manisa'ya çok fazla katkıda bulunmadığı için, çok büyük bir dev olduğu için çok göze batıyor Sayın Ahmet Nazik. Ama şöyle, Manisa'ya olan duyarsızlığı diyelim biz ona. Özel olarak bu konuyu konuşmadım. Kendisiyle 2-3 defa ayaküstü, bir defa da vilayette biraz daha uzun bir konuşmamız oldu. Bu dediklerinizin yani buranın işte fabrikayı suyunu kullanıyor, yolunu kullanıyor, personelini kullanıyor. İşçisini de çok kullanıyor. İşte kızmasın ama. Aslında bu yaptıkları yatırımlar da bir değerdir. Şimdi kendisinin yaptığı yatırımlar bak 10 bin kişinin üstünde kişi istihdam ediyor o grup.
Artı bir de ona yan sanayi sağlayan grubun istihdamını düşünün. Sayın Halim, siz şimdi ilim mülki amiri olarak böyle konuşmak zorundasınız ama. Konuşmak zorunda değilim. Böyle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Nazif Zorlu menfaat görmediği bir yere yatırım yapmaz. Aslında bu şöyle Nurgül Hanım, hemen hemen bütün iş adamları, ki siz de iş adamı olsanız kazanmayacağınız hiçbir yere yatırım muhakkak öyle yapmazsınız. Olması lazım. Yani öyle olması lazım. İşte bunun gerektir. Belki Denizli'ye kaymasının bir sebebi de Sayın Zorlu Babadağlı, Denizli Babadağlı. Onun da biraz etkisi olabilir ama muhakkak ilerleyen zamanda da... Bir soru soruyorum. Biraz önce dediniz ki, işte zamanında şu oldu, kaçırdık dediniz. Sayın Zorlu, bu yatırımların tamamını Manisa'ya değil de Aydın'a yapsaydı, diyelim ki buraya geldiğinde deseydik arkadaş bana yardımcı olun. Ben bu şartlarda, aynen şu an yapmakta olduğu şartlarda yatırım yapacağım. Biz de deseydi, yok kardeşim bu şekilde biz yatırım istemiyoruz. O da kalkıp Aydın'a bu yatırımı yapsaydı. Öyle sanıyorum, şu an herkes o kişinin buradan kaçmasına neden olan herkesi büyük bir şekilde yargılayacak. Muhakkak. Bak bu büyük yatırımı kaçırdınız buradan, başka yere diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, Vestel olsun, İnci Holding olsun, Elinkan olsun, Yonca'mız olsun, Keskin oğlumuz olsun, Granizer'imiz olsun, Seramik Sanımız olsun. Ben gurur duyuyorum. Bunların hepsiyle gurur duyuyorum. Daha bunlara ilave edeceğimiz o kadar çok şey var ki. Spil inşaat var. Bugün Hürriyet veya Milliyet'te Ege Bölgesi'nin markaları bölümünde bak atlara geçiyor. Gördüğümüz her Manisa'da şirkette gurur duyuyoruz. Bir şehrin marka değeri markalarının değeri kadardır. Evet. Bugün Vestel, bırakın Manisa'yı, Türkiye olarak dünyada başımızı en dik tutan şirketlerimizden bir tanesi. Evet. Berlin'i gezerken orada Türk-Alman İş Konseyi'nde biz bir Manisa tanıtımı ve Manisa sunumu yapmıştık. Hı hı. Daha sonra bizi bir meydanda gezdirirlerken şöyle bir şey oldu. Dedi ki sayın valim, şu an etrafınıza bir bakar mısınız? Baktım, ne görüyorsunuz dedi. Gerçekten markalar görüyorum. Işıklı büyük levhalarda markalar görüyorum. Dedi ki şu an dünya sermayesinin, dünyadaki kapitalın yarısının temsil ettiği şirketleri görüyorsunuz. İnsan orada kendi firmalarınızdan birini gördüğünüz zaman başınız göğe doğuyor. Dünyada bugün öyle firmalar var ki bizim milli bütçemizden fazla bütçeleri var. İstikbal Grubu, Kayseri'den çıksın, bu bizim bir milli değerimizdir. İzmir'den örneğin X şirketimiz çıktı, bu bizim bir milli değerimizdir. Elsir Vakiki çıktı Malatya'dan, bu bizim bir milli değerimizdir. Arkadaşlar, ihracat yapamazsanız, ithalat yapamazsınız, aradaki açıklar çok büyürse bütün Türkiye, bütün bir ulus bunun bedelini ödüyor. Enflasyon oluyor, başka sıkıntılar oluyor, işsizlik alıp başına gidiyor. O bakımdan bu yatırımları kimler yapıyorsa Allah onlardan razı olsun dememiz lazım. Ha, öteki konulardaki beklentilerimizde oturulur, konuşulur. Ben onlara da hiç kimsenin kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Evet. Benim bir sorum daha var. Tamam, o sırtasını sağlığa değinelim. Hemen onu sorayım. Şimdi Sayın Valim, okul sütü projesi başladı. 2 Mayıs'ta sıralarda olacağı konuşuluyor. Yani çarşamba güne denk geliyor sanıyorum 2 Mayıs. Evet. Şimdi ben önce bir şahsi görüşümü söylemek istiyorum. Size bir vali olarak görüşünü sormayacağım da daha sonra Manisa'da nasıl olacak bu planlama diye soracağım. Benim şahsi görüşüm, devletin bu kadar kaynağı varsa idi, neden okul yaptırmaya bu kaynağı harcamadı da, yani Manisa'ya iki tane okul mesela, bu kaynaklar okul sütü projesine değil de Manisa'ya iki tane okul, Afyon'a iki tane okul, işte Malatya'ya iki tane okul yaptırmadı da bu taşeron şirketlere bu kadar paraları aktarmak gibi bir niyetin içerisine girdi. Ben böyle düşünüyorum. Okul sütü projesinin son derece mantıksız olduğunu düşünüyorum. Ve ondan sonra da diyorum ki 2 Mayıs'ta Manisa'daki planlama nasıl olacak? Şimdi muhakkak Nurgül Hanım, ben sizi biraz bugün pesimist gördüm. Şöyle söyleyeyim. Muhalif diyelim okul de. Okul sütü projesinin iki yönü var. Bir,
beslenme yönden, çocuklarımız açısından, sağlık yönden bunun yararı anlamı yönden değerlendirildi. İkincisi, süt üreticilerin ürünleri değerlendirmesi yönünden. Bugün Anadolu'daki şehirleri, özellikle hayvancılığın yoğun olduğu yerleri gezdiğiniz zaman hep size ürettikleri sütün değerlendirilmesiyle ilgili, fiyatıyla ilgili sıkıntılar anlatıyorlar. Sizin onlara da devlet olarak destek olmanız gerekiyor. İşte bu proje bir taraftan hayvancılığın gelişmesi bakımından, hayvan üreticilerinin ekonomisi bakımından, bir tarafından da dünya standartlarına uygun olarak yeterli miktarda süt alamayan, beslenemeyen çocukların bundan yararlanması bakımından iki tane hedefi olan bir proje. Ben kişisel olarak, yani bir vali olarak değil, kişisel olarak ben bu projenin doğru bir proje olduğunu düşünüyorum. Biz ilkokula giderken de süt projeleri vardı. Ama o zaman gerçek sütler değildi. Süt tozu gelirdi. Hı hı. Hatta okullarda dağıtılırdı, bir de ekmek de verilirdi. Nöbetçi o günün öğrencileri kimse, onlar giderdi. Fırınlardan çuvallarla ekmeği getirirdik, kesilirdi, verilirdi. Ve ne kadar mutlu olurduk. Birçoğumuz, hani kırsal kesim için yufka ekmek yapılır, o somun ekmeği bilmezlerdi. Evet. Okulda bu yoldan gördükleri zaman onlar sanki çok arzu ettikleri bir şeye kavuşma duygusunu yaşarlardı. Şimdi buradaki olayda da bence böyle bir iki yönlü düşünmemiz gereken bir durum söz konusu. Bir kere çocuklarımız yeterince süt tüketiyorlar mı? Süt faydalı bir şey mi? Faydalı bir şey. Peki bizim insanlarımız ürettikleri sütü yeterince değerlendirebiliyorlar mı? Küçük işletmelerde burada ciddi sorun var ve fiyat konusunda da belki yetersizlikler var. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımız böyle bir proje başlattı. Ve bölgeler olarak da sanıyorum ihaleleri yapıldı. İkisi, ayın ikisi itibariyle başlaması gerekiyor. Yarın veya en geç birinde bununla ilgili kamuoyuna paylaşılacak. Ana sınıflarından başlayarak 5. sınıfa kadar olan çocuklara bu süt dağıtımı söz konusu olacak. Bunun nasıl uygulanacağını o toplantıda ayrıntılı olarak konuşulacak. Örneğin Manisa bölgesinin temin edeceği yer belli. Bölgesel olarak. İşte Afyon'unki belli, öbürü belli. Bilmiyorum, yani şu ana kadar bize intikal eden bir aksaklık yok. Yetiştirileceği ifade ediliyor. Belki başlangıç olarak bir miktar belirli bölgelerde ufak tefek aksamalar olabilir. Bunu teorik olarak duyduğum, bildiğim bir şey olduğu için söylemiyorum. Böyle bir şey. Ben bunun aynı zamanda hayvancılığa bir destek, bir çeşit en direkt destek, evet, olduğunu şahsen değerlendiriyorum. Evet. Ama büyük işletmeler de arkadaşlar, bakın küçük işletmelerin, örneğin kooperatiflerin olduğu yerlere gidiyoruz biz. Kula'ya gittik geçen. Başka yerlere gittik. Diyoruz ki siz sütümüzü nasıl değerlendiriyoruz? Falan şirkete satıyoruz diyorlar. Yani o büyük şirketler sanmayın ki bütün sütü kendileri üretiyor. Zaten onların binbaş sığırı, bunların hepsi sütçü sığır değil, etçi de olan da var. Onların hepsi kendi ürettikleri de bu bir ilin ihtiyacını karşılayamazlar. Evet. Tamam, böyle devam edelim. Manisa'nın dediğiniz gibi birçok alanda Manisa önemli. Bunun en önemli bir ayaklarından bir tanesi de tarımdır. Hı hı. Öyle ki kuru üzümde olsun, daha birçok zeytini olsun, kirazı olsun, şeftalisi olsun, birçok alanda önü artık alınmaz bir noktaya doğru gidiyor. Dünya kuru üzüm ihracatını yanlış hatırlamıyorsam %70'i bile Manisa'dan gidiyor. Hı hı. Tabii bununla beraber bir takım sorunlar da geliyor. Mevsimlik göç ki dönemi de yaklaştı. Bunların önümüzdeki dönemlerde mutlak surete gelecektir. Bunun yanında bir de sulama kanalları, biliyorsunuz Sayın Valim. Hem mevsimlik göç gelen insanların barınabileceği, eğitim sorunlarının halledilebileceği, sağlık sorunlarının halledilebileceği altyapı ne durumda şu an? Bir diğer sorun da yine aynı konu olduğu için birlikte sorayım Sayın Valim. Bunlarla birlikte biliyorsunuz sulama kanallarında her yaz Manisa'da vazgeçilmez bir noktaya geldi. Boğulma olayları. Ne yazık ki 2 gün önce de 14 yaşında Mert çocuğu kaybettik. Gölette boğuldu. Bunlara yönelik ne gibi önlemler alacaksınız önümüzdeki süreçte? Değerli arkadaşlarım, tabii Manisa önemli bir tarım şehri.
bir kere çok önemli iki büyük havzaya sahip. Bir tanesi Gediz Havzası, bir tanesi Bakırçay Havzası. Biraz önce başka vesileyle de ifade ettim. Bir de güneyimizdeki Menderes'i düşünelim. Bize ait değil ama Ege bölgesinin üç önemli havzası burası. Burada bir kere mükemmel topraklar var. Burada iklim güzel. Burada verimlilik çok yüksek. Ve yoğun bir tarımsal faaliyet söz konusu. İşte bizim ilimize geldiğimizde bunların büyük çoğunluğu üzüm bağları. Biraz önce arkadaşımın dediği rakamlar bir miktar belki oran olarak onun altında, dünya ölçeğinde oran olarak onun bir miktar altında ama Türkiye'nin ürettiği çekirdeksiz kuru üzümün %87'sini Manisa üretiyor. Bakın çekirdekli kuru üzüm demiyorum. Evet. Sultaniye üzüm anlamında söylüyorum. Ama bu üzümler dünyaya İzmir üzümü olarak satılıyor. Manisa'nın böyle bir özel bir konumu var. Zeytin, özellikle tütünden sonra Akhisar başta olmak üzere bölgemizde yoğun zeytincilik faaliyetleri var. Bakın ilimizde 40 bin ton civarında kiraz üretimi söz konusu. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin ilk 3 kiraz üreticisi ilinden bir tanesi. İşte Manisa'nın merkez köyleri, Salihli, Demirci. Onun dışında sebze meyve üretimi bakımından, seracılık bakımından müthiş bir potansiyel var. Ve bunu biz neyle suluyoruz? Mesela göletlerden suluyoruz. En önemli bizim barajlarımızdan bir tanesi, sulama amaçlı barajlarından birisi nedir? Demirköprü Barajı'dır. Demirköprü Barajı'nın 3 tane amacı vardır, kuruluş amacı. 1- taşkın korumalarını önlemek. 2- elektrik üretmek. 3- sulamada kullanmak. Şimdi ne yazık ki Gediz biliyorsunuz son bir haftadır sular altında. Dün de biz gittik güzel köye. Tamamen ilaçlamalar dahi kayıklarla yapılıyor şu an senin halde. Şimdi arkadaşlar bakın bunu işte çok iyi anlatmamız anlaşılması lazım. Şimdi bu yıl yağışlar fazla oldu. Gediz Demirköprü Barajı dolduğu zaman bunun bir şekilde tahliye edilmesini sağlamanız gerekiyor. Onun bir dengesi var. Bunu yapmadığınız zaman elektrik üretirken kullanıyorsunuz onu ve tahliye etmediğiniz zaman bu defa barajın patlaması söz konusu olabilir. Bu defa barajın patlaması bırakın bunu menemene kadar tam bir felaket olur. Dolayısıyla bu baraj hiç olmadan önce bu vadide o kadar büyük felaketler, tarımsal afetler söz konusu ki bu baraj bunu büyük ölçüde önlemiş. Evet. Ama çok yağış olduğu zaman baraja müthiş bir yük biniyor. Ve bunun kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor. Şimdi 1951 tarihli bir bakanlar kurulu kararı var. Burada aynen şöyle diyor. Gediz'in her iki taraftan rakam ve mesafede yanılabilir 100 veya 200 metre. Taşkın alanı olarak ilan edilmiş. Deniliyor ki burada şey yapmayın. Bir bina kalıcı bir şey yapmayın. Tarımsal faaliyette mümkün olduğu kadar yapmayın. Yaptığınız zaman bakın bu bir riskli olabilir. Bu sene olmaz, gelecek sene olmaz ama yağışların çok olduğu bir zaman bu yine olabilir. Dolayısıyla o bölgede bakın bu sene bu son yağışlardan sonra çoğunluğu merkez, bir kısmı da Turgutlu'da olmak üzere kabaca 32 bin dönüm yer su altında kaldı. Bunun yaklaşık olarak 29 bin dönümlük kısmı bağ, üzüm bağları. 3 bin dönümlük kısmı da sebze, meyve, yani sebze diyelim biz daha çok ona. Ve bağlarda şöyle bir durum var. Normal olarak bağlar su altında kaldığı için bir zarar görmüyor. Ancak ilaçlama yapılamadığı için zarar söz konusu olabilir deniliyor. Bunların zarar tespitleri o sular çekilmeden de yapılamıyor. Gerçekten bir zarar vermiş mi, verilmemiş mi? Sebzelerde bir zarar söz konusu olabiliyor. Bu durumda yapılacak şey şudur. Benim çiftçim bir taraftan bir risk almış oluyor böyle. Oraya onu dikmekle bir risk almış oluyor. Normalde dikmeyebilirdi. Ama bakınız, bunu sigorta
sistemleri, yani bir şekilde sigorta ettirmek mümkün mü? Sayın Valim, şöyle yapalım mı? Asistan arkadaşımız Burcu ve yönetmen arkadaşımız sürekli reklam verme konusunda uyarıyorlar. Ama bir cümle daha, bir taraftan da bakın, devlet su işleri yoluyla burada teknik olarak yapılabilecek ıslah çalışmaları, yani alt dolgu kısımlarının kazılması, alınması, kenarlarda başka bir şey yapılabilir mi, taşkın olan yerlerde böyle bir çalışma. Ama vadi o kadar uzun bir vadi ki, şimdi bir taraftan devlet su işlerinden biz bunu takip ediyoruz, böyle bir çalışma yapılsın istiyoruz, bir taraftan da vatandaşımız da oraya onu dikerken bunun sigortası gibi yöntemleri mutlaka zorlamaları lazım. Evet. Orada taşkının olmaması şu an için %100 önleyecek bir, şu an itibariyle bir durum söz konusu değil. Barajdan siz suyu bırakmayın dediğiniz zaman bu defa barajın kendisini tehlikeye sokuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı durum var orada. Evet. Sevgili izleyiciler, Geniş Açım Manisa'da kısa bir reklam arası. Günlük yaşama dair ilginç sorular, akılda kalan ve birbirinden çarpıcı yanıtlar, hayatımızda yer edinen başlıklar, kamuoyunun nabzı soruyorumda atıyor. Güncel konular eşliğinde sizlerden aldığımız cevapları merak ediyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Mikrofonun vatandaşta olduğu program Soruyorum Pınar Akarsu sunumuyla pazartesi Kanal Çıkanları'nda. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Siyasetten spora, eğitimden ekonomiye, sağlıktan kültür sanata ve magazine, Afyonkarahisar'dan bölgesel haberlere kadar aradığınız her şey bu gazetede. Gazete 3, değişimin öncüsü. Afyon Alışveriş Merkezi çekiliş kampanyası 5 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Ve aynı günün akşamı Afyon AVM'de Demet Akalın konseri var. Tüm halkımız davetlidir. Mutlu olan herkesi kaldırsın, tutla, tutla, tutla. Özlemini duyduğunuz gün, özlemin düğün salonunda mümkün. Standartların üstündeki salonumuz 600 kişilik olup, ferahlığıyla konuklarınızı en iyi şekilde ağırlamanız için tasarlanmıştır. Dileyene yemekli, isteyene pastalı. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ayrıca özel gün, toplantı ve konferanslarınızda da hizmetinizdeyiz. Özlemin Düğün Salonu bir Özlemin Catering kuruluşudur. Afyonkarahisar'da yarım asırdır un denince akla saçaklı un geliyor. Pasta böreğin lezzeti, sağlıklı beslenmenin ve kalitenin adı saçaklı un. Bu yıl 50 yaşında. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444-5565. Hırs, azim, güven, strateji, takım ruhu ve tek bir amaç, kazanmak. Süper Lig takımlarının maçları ve Kırmızı Şimşekler'in tüm karşılaşmaları yeşil sahalardaki ekranınız Sportif Futbol'da yerini alıyor. Dev arenalardan en şık gollerin analizleri, takım performanslarının değerlendirmeleri ve futbol dünyasından en sıcak haberler Necmi Aksunay'la Sportif Futbol'da. Eskişehir'e özel bir program. Gündem Eskişehir.
yerel ve ulusal basından çarpıcı satırlar, bölge ve ülke gündeminden en güncel olaylar, siyasetten ekonomiye, sağlıktan spora kadar hayatın hassas terazisine ilişkin çarpıcı açıklamalar ve Eskişehir gündemine damgasını vuran tüm gelişmeler masaya yatırılıyor. Zıt kutuplar ve gözlemci yaklaşımlar eşliğinde gündem Eskişehir, Pembe Koç ve Muharrem Esen analizleriyle hafta içi her gün 11'de Kanal 3 ekranlarında. Türk televizyonlarında sadece Kanal 3 57 takımın şampiyonluk yarışında 3. ligi takip ediyor. 3. lig 3. grupta Mor Şimşeklerin maç özeti, maç öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri ve 3. ligin 38 haftalık analizi spor severlerle buluşuyor. Salih Özkanıncı hazırlayıp Adnan Eskin'in sunduğu Spor 3 her pazartesi Kanal 3 ekranlarında. Vénganse a tu luna, rata pa' aquí, rata pa' allá, esa la rompa de Evet sevgili izleyiciler, Manisa'dan olan yayınımız, canlı yayınımızın son bölümündeyiz. Manisa Valimiz Halil İbrahim Daşöz ve yerel gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Manisa'yı konuşuyoruz. Selman Bey'in bir sorusu vardı Sayın Valim, yazın ya da mevsimlik göçle alakalı. Mevsimlik göç işçileriyle ilgili. Doğru, bura çok anlamlı, çok miktarda tarımsal göç alıyor. Mevsimlik işçiler. Ama biliyorsunuz son iki yıldır bu konuda çok güzel Türkiye genelinde çalışmalar var. Gelen kişilerin daha uygun şartlarda geçici de olsa barınmaları için altyapısı gelişmiş, bulunduğu köy veya belde ile ilişkileri kurulmuş, çocukların eğitimi ile ilgili bir eksik varsa ona yönelik desteklerin de sağlandığı, belirli bir yönetimin oraya uygulandığı, devletin de bütün bu altyapıyı oluşturmak için ödenek ayırdığı bir sistem işliyor. Metip dediğimiz olay, mevsimlik işçilerle ilgili. Burada da ilimizde de bu işin yoğun olarak uygulanacağı yerler belli zaten. İşte Saruhanlı var, Göl Marmara var, değişik yerlerimiz var. Geçen seneden oluşmuş güzel bir altyapı var. Bu sene bu daha da geliştirilerek devam edecek. Evet. Önemli bir sorun yok. Orada biliyorsunuz bir anlamda bir yönetici oluşuyor. Geçici de olsa bir yönetim şekli oluşuyor. Oradaki mülki makamlarla ilişkili oluyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilişkili oluyor. Sağlık Müdürlüğü ile ilişkili oluyor. Orada düzenli sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Belirli yerlerle ilişkileri kuruluyor. Geçen yıl benim geldiğim ilde de bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'de bütün illerde, Karadeniz, Ege bölgesi, Akdeniz'de çoktur bu şekilde mevsimlik işçi olayı. İlimizde de bu hazırlıklar yapılıyor. Bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Hemen artık sağlığa geçelim mi? Sağlık yatırımlarına gelmek istiyorum ben şimdi. Öncelikle yatak sayısı hakkında son bilgileri sizden almış olalım. Bir de biliyorsunuz 400 yataklı uygulama hastanemiz var. Bizim 6 yıldır sürüncemede olan, onun ne aşamada olduğunu sormak istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar, tabii ilimiz ilçeleriyle de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Önemli bir sağlık şehri olma yolunda hızla dönüşüyor. Yeni hastaneler kurulduğu gibi mevcut hastaneler de dönüştürülüyor. Mesela ilde devlet hastanesi varken, işte Merkez Efendi Hastanesi varken, şimdi yeni bir Merkez Efendi Hastanesi yapılması söz konusu.
toplu konut idaresi marifetiyle yeni hastaneler yapılması söz konusu. Şu an bitmiş vaziyette olup açılış aşamasına gelmiş çok sayıda yatırım söz konusu. Ben şöyle söyleyeyim, sizlerin daha çok merak ettiği, kamuoyunun da gündemde tartıştığı konular olduğu için Ağız Diş Sağlığı Merkezi biliyorsunuz yapıldı ve şu an oraya taşındı. Şu an hizmete açıldı. Merkez Efendi Hastanesi aynı bölgeye, daha önce başka vesileyle anlattığımız sağlık kompleksi olacak dediğimiz yere yapılacak. O konuda ihale aşamasının son noktalarına gelindiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığımız bunu yapacak. Ayrıca 400 yataklı hastane dediğiniz birinci TOKİ bölgesi dediğimiz bölgede, o da kamu özel ortaklığı modeliyle, o konuda da ihale sürecinde belirli bir mesafeye kat edildiğini biliyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu farklı bir model. Yani kendi içinden elde edilecek gelirle finanse edilen bir model olduğu için Türkiye'de de başlangıçta pilot olarak belirli yerlerde uygulanacağı için, Manisa'da bunun içinde olduğu için bu süreç şu an devam ediyor. Ben bunun bu yıl içinde bütün bunların ihalesinin biteceğini düşünüyorum. İhaleye çıktı, müteahhit yüklenici firma da belli ya oldu. Şöyle tekliflerin ama alındığını, değerlendirme aşamasında olduğunu biliyorum ben. Tek firmaya indirgendi şu an. Yani o ilan edilmediği için belki bir farklı model olduğu için, daha önce bildiğimiz, denediğimiz bir model de olmadığı için açıkçası sonucunu tam olarak biz de bekliyoruz. Ama kararlı bir şekilde ilerliyor. Bu bir deklare edilen bir konu. Taahhüt edilen bir konu. Yani orada o 400 yataklı, öbür tarafta 300 yataklı hastane. Bakın şu an Turgutlu'da müthiş bir bölge hastanesi. Niteliğinde ana yol, devlet yolu üzerinde bitmiş vaziyette. Şu an içinin donanımlarıyla uğraşılıyor. Ve 300 yataklı bir hastane. Alaşehir'de keza 300 yataklı bir hastane. Bitmiş vaziyette. Yani Turgutlu'daki hastane %99.9 oranında bitmiş. O öbürü de %97 oranında bitmiş vaziyette. İşte Demirci'de ihalesi yapıldı bir hastane. Soma'daki hastanenin bittiğini biliyorsunuz. Yani ilimizin hemen hemen bütün ilçelerinde var olanlarda, bir Ahmetli ilçemizde tam anlamıyla bir hastane. Orada da bir yer sorunu var. Ana yolu üzerinde bir yer, karayoluna ait yerin temini noktasında uğraşılıyor. O yer temini bittiğinde o da devletin yatırım programına girecek. Dolayısıyla Manisa, bir de tabii bizim üniversitemizin hastanesini, özel hastaneleri düşünelim. Son zamanlarda ki bir tanesi ben geldikten sonra açılan hastane, her alanda sağlık altyapısı gelişiyor. Hem devletin yaptığı ve yeni kurulan hastaneler bir de şu özelliğe sahip. Genelde odaların yarıdan çoğu tek kişilik oda. Veya en fazla iki kişilik oda. Çok nitelikli, çok donanımlı hastaneler. Ve onların bedelleri de normal eski klasik sistemdeki hastanelere göre 2-3 kat daha pahalı hastaneler. Ama gerçekten 5 yıldızlı diyebileceğimiz hastaneler. Tabii hastane derken buradan biraz önce belki konuşurken atladık. Bizim hedef olarak turizmi geliştirirken termal turizm, termal tedavi, fizik tedavi gibi bir hedefimizin de olması lazım. İşte bu turizm içinde turizmle sağlığı birleştirecek bir şey üretmemiz lazım. Ha, bir mali olarak üretmemiz lazım dememiz yetmemez lazım. Neden? Bunun için şimdi bizim termal suları, uygun arazileri bir şekilde üretip yatırımcıların önünü açmamız lazım. Nasıl? Arkadaşlar fizik tedavi. Şimdi bakın, isterseniz tekrar söylersek Nurgül Hanım. Kompleks sağlık turizmi şeklinde bir proje düşünüyorsunuz sanıyorum, böyle bir yatırım. Arkadaşlar şöyle. Şimdi bizim Salihli bölgemiz, Alaşehir bölgemiz. Biliyorsunuz orada termal rezervlerimiz oldukça iyi. Ama yatırımcılar şu an Alaşehir sınırları içinde çıkan suları elektrik üretimi için düşünüyorlar. Çünkü 1500-2000 metre derinlikte buluyorlar. Çok pahalı sondajlar ve bir şanstır.
Çıkan suların büyük kısmı 165 derecenin üstünde. 165-280 derece arasında. Bu şu anlama geliyor. Elektrik üretmek için en avantajlı kaynak. Yani linyitten de hidrolik santrallardan da çok daha verimli anlamına geliyor. Elektrik üretme anlamında. Dolayısıyla buradaki yatırımcılar ağırlıklı olarak elektrik üretimini düşünüyorlar. Şu an Türkiye'nin 5-6 tane markası orada rezerve sahip ve elektrik üretimi için proje çalışmaları yapıyorlar. Yani elektrik yatırımını çok daha önemli görüyorlar. Dolayısıyla şimdi bu kişilerin termal otel anlamında yatırıma girer mi? Burada bir soru işareti var. Başka su kaynaklarından bizim rezervlerimiz ortaya çıkıp hazine, kamuya ait turizmciye, yatırımcıya tahsis edilebilecek arazi üretmemiz lazım. Bunun altyapısına destek olmak lazım. Ondan sonra da o insanlar orada termal sağlık merkezleri, termal fizik tedavi merkezleri. Çünkü yine de 40 yaş ve üstü romatizmal hastalıklar, başka bazı hastalıklara iyi geliyor bunlar. Onların sağlık kuruluşlarının ödeme yapabilmesi için, dolayısıyla sizin sağlık turizmini geliştirebilmeniz için o şartlara uygun yapıları oluşturmanız gerekiyor, kadroları. Termal turizmin bizim için şöyle bir avantajı daha var. Manisa'ya gelen turistin bir gün ve daha fazla kalabilmesi için termal bir önemli rol oynuyor. Evet. En az 7 günlük kürler uygulanıyor termalde. 10 günlük, 15 günlük, 20 günlük. Aksi halde çok gerçekçi olalım. Manisa'ya gelen insanların büyük bir kısmının gece yatılı olarak gelme şansı çok az. Neden? Bunu sağlayabildikleri yerler var. Pamukkale var, İzmir var, Afyon var, işte Bursa var. Öteki turizmde, termal turizmi biz birleştirip birbirini destekler hale getirebilirsek Manisa'da turizmde gece yatılılık oranını arttırmak mümkün diye düşünüyorum. Evet. Sayın Ali, ama bu konuda büyük bir eksiği var Manisa'nın. Otel açının bir an önce kapatılması gerekiyor. En basitinden mikro kredi 300 kişiyle Türkiye'nin 81 vilayetinden burada birleşip toplantı yapacaktı. 300 kişinin kalabileceği bir otel olmadığı için iptal oldu toplantı. Bir an önce bunun halledilmesi arkadaşlar, gerekiyor. Arkadaşlar şimdi normal otellerde bir hafta hiç kimse kalmaz. Neden kalmaz? Çünkü buraya kimler gelir otelde? İş görüşmelerine gelen kişiler gelir. Dikkat edin, Manisa'daki oteller genelde iş otelleri. İş adamlarına yönelik, özel gruplara yönelik oteller. Ha, yani gerçekçi olmak. Ama termaller oluşturursanız, termal oteller oluşturursanız, siz orayı sağlıkla da bütünleştirip fizik tedavi ve sigorta şirketlerinin ödeme yapabilecekleri şartları oluşturursanız ve bunu da tanıtırsanız, marka otelleri oraya getirirseniz, işte o zaman en az kürlerin süresi bir hafta olduğu için öteki turizmle de onu bütünleştirebilirsin. Alternatif turizmde muhakkak evet, şart. Bu çok önemli. Şimdi tarımda ben bir şeyi hatırlatmayı atladım. Arkadaşlar, Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü kuruluyor Manisa'ya. Daha önce 20 ilde kurulmuştu birinci faz olarak. Ki benim geldiğim ilde kurulu olan yerlerden bir tanesi. Şimdi ikinci grubun içinde Manisa'da var. Bizim burada da kurulmaya başlandı. Kadrolaşıyor. Bu yıl yetişir yetişmez onu çok emin değilim. Proje, program sunacaklar ve projeleri desteklemek için hibe destekleri olacak. Ben buradan çiftçilerimize duyurmak istiyorum. Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü'nün kuruluşunu yakından takip etsinler. Kooperatifler, çiftçi birlikleri, üretici birlikleri, işte soğuk hava deposu yapmak isteyenler, ne bileyim bir takım tarımsal altyapı kurmak isteyenler bunu takip etsinler. Bu onlar için çok yararlı bir kurum olacak ve proje üretsinler. Bu projelerine hibe destekler almaları mümkün olabilecek. İlimiz bir tarım şehri olduğu için aynı zamanda en çok yararlanılacak alanlardan biri de bu. Her türlü projeye açık olacak mı bu hibe destekleri Sayın Vali? Nasıl? Her türlü projeye açık olacak mı bu hibe destekleri? Her türlü projeye değil, o açıklanan programın içinde hangi tür projelerin başvurulabileceği,
kimlerin başvurabileceği ayrıntılı olarak açıklanacak. Bakın kalkınma ajanslarına proje sunarken bir program hazırlanılıyor. Oraya kimlerin başvurabileceği, hangi tür projelerin başvurulacağı, ne kadarının eş finansmanla karşılanacağı, ne kadarının hibe olacağı açıklanıyor. Hatta bazı yönlerden kalkınma ajanslarından bile daha yararlı. Neden? Kalkınma ajansı kredi şeklinde veriyor. Veya başka bazı şartları daha zor olabiliyor. Ve kalkınma ajansları tarımsal olarak fazla bir destek vermiyor. Çünkü tarım alanını kırsal kalkınma koordinatörlüğüne bırakıldı. Dolayısıyla örneğin bir soğuk hava deposu olabilir. Üretilen bir tarımsal ürünün değerlendirilmesine yönelik bir şey olabilir. İmalat sanayi anlamında demiyorum. Depolama anlamında, tasnif etme anlamında söylüyorum. Bunlar olabilir. Başka da olabilir. Dolayısıyla bu konu onların gündeminde ziraat odalarının, kalkınma kooperatiflerinin, birliklerin, tarımsal şirketlerin gündeminde olsun ve mutlaka yararlanacakları bir süreç gelecek. Sayın Valim, şöyle yapalım isterseniz, çok kısa da bir vaktimiz var. İsterseniz il özel idarelerin, il özel idaresinin çalışmalarına değinerek köylerimizi, kasabalarımızı değerlendirmek gerekirse susuz köyümüz var mı, yolsuz köyümüz var mı noktasında. Değerli arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Manisa kırsal alanıyla birlikte çok büyük bir il. Yani sadece Manisa'yı bir il merkezi gibi düşünmeyelim. Hı hı. Bir vali ile zaten bir belediye başkanının görev farkı bu. Bir belediye başkanı sınırları belli bir belediye şehir içinde görev yapıyor. Daha doğrusu belediye diyelim. Özel idare ise ilin tamamında görev yapıyor. Tabii ki başta yol, su olmak üzere bugün eğitim, sağlık, tarım her alanda kendi asli görevlerini yapıyor ve diğer görevlere de lojistik destek sağlıyor. Bazen hiç kendinin görev alanına girmese bile başka konularda destek olmanın yollarını arıyor. Bugün şehirlerde kurulan MOBESE'lerde çok ciddi olarak özel idarelerin katkısı var. Güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarında çok ciddi olarak özel idarelerin katkısı var. Manisa'da 5000 kilometrenin üstünde köy yolu ağı var. 5000 kilometre. Bakın karayolu ağının uzunluğu bunun belki onda biri kadar. Manisa hudutları içindeki karayolu ağının uzunluğunu diyor. Tabii ki karayolunun standardı daha yüksek. Köy yolunun standardı biraz daha düşük oluyor. Hem eni daha küçük, hem kullanılan malzeme itibariyle. Bizim 787 civarında köyümüz var. Hı hı. Birkaç yüz tane mezramız var. Şöyle söyleyebiliriz. Özellikle bu köydesinde devreye girmesinden sonra bütün Türkiye'de olduğu gibi hızla yol ve su sorunu çözülmüş. Bugün için bizim ulaşılamayan ve tamamen suyu hiç yok dediğimiz yer hemen hemen yok. Ama su yetersizliği olan yerlerimiz var. Bu biraz da bazı yıllarda işte mevsim kurak geçtiği zaman sizin daha önce su almakta olduğunuz yerlerin kaynakların kuruması söz konusu olabiliyor. Veya suyun azalması söz konusu olabiliyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Şimdi devletin su planlamasında içme suyu, kişi başına düşen içme suyu miktarı bellidir. Hı hı. Onun üzerinde su oraya, o köyün nüfusuna göre çarptığınızda, bir su bulduğunuzda o köyün suyu yeterli varsayıyorsunuz. Ama bizim köylümüz sadece içme suyunda kullanmıyor bu suyu. Aynı zamanda bahçesini suluyor. Başka amaçla da kullandığı zaman, zaman zaman yetersizlik gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu aslında Manisa'ya özgü bir şey de değil. Türkiye'nin her tarafında şunu diyebiliriz. Bizim yolsuz ama asfaltsız hala köyümüz var. Birinci kat asfaltı yapılmış, ikinci kat asfalt yapılması gerekenler var. Şimdi önümüzdeki birkaç gün içinde köy desteği ilgili ve diğer özel idareyle, işbirliğiyle yapılacak yol ve sular konusunda tekrar bu yıla yönelik bir planlama daha yapılacak. Yarın büyük bir ihtimalle bütün illerde yeni açıklandı köyde su ödenekleri. Manisa 6 milyon TL yattı. 6.4 milyon ödenek geldi bu yıl. Tabii ileride tekrar belki gelebilir. Ama şu an itibariyle bizim elimize
Köydes adında. Özel idarenin de tabii bütçesinde yol ve su için konulmuş ödenekler var. Yol duyunca işin içine köprüyü katmamız gerekiyor. Bazı köprüler var, bayağı ciddi maliyetler istiyor. Yani zaten sona kalmalarının bir nedenleri de böyledi. Diyelim büyük bir yerde büyük bir köprü yapılacak. Siz o köy ondan yararlanıncaya kadar öbür tarafta 10 tane köyün başka işine öncelik verdiğiniz durumlar oluyor. Ama sona kalanların da mutlaka yapılması gerekiyor. Ciddi miktarda köprü de yapılacak, yol da yapılacak. Yani Manisa'nın bu anlamda özel idare, şunu da söyleyeyim, çok başarılı bir özel idare. Evet. Kararları da genelde oy birliğiyle alıyorlar. Ben bu vesileyle bütün İl Genel Meclisi üyeleri arkadaşlarımıza, İl Genel Meclisi başkanımıza, encümen üyesi arkadaşlarımıza, özel idare genel sekreterimize ve idari teknik kadroya da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim programımıza katıldığınız için. Aynı zamanda Nurgül Hanım, hemen yanlış söylememek anlamında Güne Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sayın Nurgül Yılmaz'a, Yarın Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Selman Türe ve şu anda aynı yayını paylaştığımız ETV Haber Müdürümüz Canan Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Manisa'da Manisa Valimiz Sayın Halil İbrahim Daşöz'ü konuk ettik. Manisa'yı konuştuk, kültürünü konuştuk, sağlığını konuştuk, turizmini konuştuk, eğitimini konuştuk. Önümüzdeki hafta Isparta'dan tekrar buluşmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum. Yani biz de buradan Manisa'dan tüm izleyicilere selamlarımızı, sevgilerimizi, iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Sağ olun efendim. Hepsinin gönlüne, kalbine sağlık.